Sevgili Er Meydanı izleyicileri, bugün çok özel, çok önemli bir konuğumuz var. Mardin'den bir konuğumuz var. Mardin Nusaybin Gelecek Partisi ilçe başkanı konuğumuz. Abdülberem Atam beyefendi konuğumuz oldu. Siyasetin tam ortasında Nusaybin'i konuşacağız. 108 bin ilçeli bir şehrimizin siyasetin zorluğunu konuşacağız. Yeni kurulmuş bir parti. Teşkilatlanma yapısını konuşacağız. Elimizden geldiği kadar sizlerin yüreğine hitap edeceğiz. Başından söylüyoruz, Türkçe lisan eder isek şimdiden affola. Elimizden geldiği kadar siyasetin tam göbeğinde Sayın Abdülvehhab Akan Beyefendi'ye çalışmalar nasıl gidiyor? Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Çok önemli konulara birlikte eşlik edeceğiz. Sadece 2 dakika yaklaşık toplanması için insanların müsaade istiyoruz. 2 dakika müsaadenizle dop dolu, canlı bir şekilde karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Şu an canlı yayında mıyız Mahmut kardeşim?
Evet arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Top dolu günle, gündemle. Bugün çok önemli bir konumuz var. Gelecek Partisi'nin sahibi ilçe başkanı Abdülvehhab Akan yayın konuğumuz. Ondan önce bizim için çok kıymetli, önemli olan Mustafa Demir'in kayınvalidesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerde nur içinde yatsın. Geride kalanlara başsağlığı, buzdan da Mustafa Bey'e başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün pandemi sürecinde son veriler açıklandı. 253 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Toplam 15.000 vaka sayısı bildirildi. Bununla ilgili de daha da az olacağı günleri umut ediyoruz. Öncelikle çok da bekletmek istemiyorum. Abdülvehhab Akan beyefendi yayınımızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Başkanım, yayınımıza başlamadan önce seyircilerimiz Nusaybin hakkında müsaade ederseniz küçük bir bilgilendirelim. Bir videomuz var. Seyrettirelim. Dolu dolu konuşacağımız zamanımız var. Müsaade eder misiniz? Evet, doğrudur. Sayın ilk önce Mert TV çalışanlarına ve Sayın Mahmut kardeşimize bu programı bizlere layık gördüğü için Mardin'den, Nusaybin'den, kendisinden dolu dolu selamlarımızı gönderiyoruz ve bütün bizi dinleyen, bizi izleyen bütün kardeşlerimize burada selam veriyoruz. Çok keyifli bu ambargo medyası altında bize bu canlı yayınları bizlere gerçekten yardımcı olduğunuz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde sizin ayrı bir şekilde bir Türkiye'nin geleceği için sizin Mert TV olarak sizleri gerçekten Gelecek Partisi adına şükranlarımızı borçluyuz sizlere. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz tekrar diyorum. Buyurun kardeşim. Biz de buradan Mardin'e, Nusaybin'e, Mardin'e gitmenin, orada olduğumuzun uzak da olsa hissetmenin yürekliliğini yaşattınız. Biz asıl size teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılmanız bizim için şereftir, onurdur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Müsaade ederseniz öncelikle seyircilerimize Nusaybin'in küçük bir klibi var. Onu seyrettirelim. Daha sonra ne konuştuğumuzu seyircilerimiz bilsin. Olur mu başkanım? Olur değerli kardeşim. Evet kıymetli başkanım, Nusaybin'i böylelikle gösterdik. Öncelikle sizden bize Nusaybin'i tarif eder misiniz? Nusaybin'i tanıtır mısınız bize? Nusaybin Mardin kadar büyük bir ilçe. Yani nüfus olarak şu an Mardin'in nüfusu da 120 bin nüfusu var. Tahminimce Nusaybin'de hemen o civarında 120 bine yakın bir nüfusu var. Tabii ki kayıtlı kayıtsızlarla beraber az çok yani hesapladığımızda ama resmi rakamlarda 110'a yakındır. Ben 120 diye biliyorum. Bu şekilde bir Nusaybin'imiz var ve biz burada siyaset yapıyoruz. Nusaybin'imiz maalesef nasıl olsa siyaset yapıyoruz. Bu şekilde de başlayalım diyordum Sayın değerli Mahmut kardeşim. Sizler de biliyorsunuz Mardin'de, Nusaybin'de çok petrol var. Şu an petrol kuyuları, ben 40 yaşındayım ve bu 40 senedir petrol kuyuları şu an çalışıyor. Yani hızlı bir şekilde şu an Türkiye derecesinde 4. sırada Mardin olarak hesapladığımızda özellikle Nusaybin'de
çok büyük petrol kuyuları var ve maalesef bu yüzden de siyasetin ilerlemediğini, sıkıntılarını yaşadığımız için şu an siyasete girdik. Çünkü gerçekten çekilmeyecek bir durumda. Maalesef Mardin şu an 4 tane fabrikanın sayamayacağı bir Mardin'i söylüyoruz. Yani 10 tane ilçesiyle beraber hesapladığımızda 1 milyona yakın insan olduğu halde 4 tane fabrikayı göremediğimiz bir Mardin'den bahsediyoruz. Ama Nusaybin dediğimizde maalesef bir tane bile fabrika şu an doğru dürüst bir fabrikamız yok. İsmini bile şu an maalesef hitap edeceğim bir tane fabrikanın ismini bile şu an söyleyemiyorum sizlere. Maalesef böyle bir sıkıntıyla baş başayız. Hep bu şekilde siyasete girmediğimiz için her zaman bu şekilde aşağılarda kaldık ve bu yüzden şu an siyaset yapıyoruz ve sizlerin karşınıza çıktık. Allah sizden de razı olsun. Mert TV'ye bir daha gerçekten saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu yayını bize verdikleri için, bu canlı yayını bizleri aldıkları için Gelecek Partisi ailesi olarak Gelecek Partisi adına çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim, Mahmut kardeşim. Buyurun. Sayın Başkanım, bu yayınımızı aynı zamanda Kanal 328'de canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda Dobra Dobra TV'de canlı olarak yayınlanıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Evet. Bu arada da arkadaşlardan yayınımızı paylaşırlarsa daha çok kişiye ulaşırız. Bu arada Gelecek Partisi Mardin İl Başkanlığından size selam var. Müsaidine, geleceğine selam olsun demişler. Bizden onlara selam olsun başkanım. Sayın İl Başkanımız, Cesur Başkanımıza Nusaybin'den selam gönderiyoruz. Tabii ki ben şu an mesajları görmüyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Her zaman 10 tane ilçemiz var. Bütün ilçelerimizde hemen hemen bütün ilçe başkanlıklarımız kurulmuştur. Ve her zaman yanımızda olmuştur İl Başkanımız. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel yolda inşallah beraber kazanacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin refahı için Allah'ın izniyle biz nasıl ilk günde barış, demokrasi, özgürlük, adalet, birlik, beraberlik ve şeffaflık demişsek ve nasıl her cumartesi günü Nusaybin ilçe başkanlığı olarak halkın karşısına çıkıyorsa, halkın sorunlarını dile getiriyorsa, umutla, ümitle, demokrasiyle, öğrencilerin hakkını savunmakla, emeklinin hakkını savunmakla, yaşlının hakkını savunmakla, kimsesizin hakkını savunmakla, yetimlerin hakkını savunmakla Allah'ın izniyle biz bu yola girdiğimizde biz bu şekilde siyasete başladık. Tabii bunlar devam edecek. Yani öğrencilerin hakkı var, ekonominin durumu var. Yani Türkiye'nin durumu şu an maalesef gördüğünüz gibi çok kötü bir durumla, bir krizle baş başayız. Bir de korona süreci var. Maalesef halkımızın, Türkiye'nin sıkıntılarını dile getirmek için biz siyasete geldik. Allah'ın izniyle halkımız için, demokrasi ve barış, kardeşlik için inşallah biz bu şekilde başladık, bu şekilde de devam edeceğiz. Nerede olursak olalım. Başkan, çok soru var. Çok güzel gidiyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Küçük küçük anlaşılır bir şekilde anlatırsak herkese ulaşacağına inanıyorum. Çok dolu olduğunuzu biliyorum. Evet. Müsaade ederseniz başlayalım. Siyaset dönsün. El meydana. Kıymetli başkanım, öncelikle ben size şunu sorayım. Hayır. Şimdi 108 bin nüfuslu bir ilçe, Mardin'de 120 bin nüfuslu bir ilimiz, çok da güzel bir ilimiz. Hayır. Mardinli hemşehrilerimize selam olsun. Çoğunluğu Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları, Arap kökenli vatandaşlarımız var. Doğruysa, Süryani kökenli vatandaşlarımız var. Doğru mudur bilmiyorum ama. Doğrudur. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Oradaki siyasetin nabzı baktığınız zaman iki AK Parti milletvekili, dört HDP milletvekilinin olduğunu görüyoruz. Ve siz Gelecek Partisi orada teşkilatlanarak bir hareketin içerisine girdiniz. Ve o ipi sırtlandınız. Şimdi bu başarınızı soracağım ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Üye sayınız şu pandemi döneminde yeni kuruldu, teşkilatlanmanız Nusaybin'de nasıl, ilgilerinde nasıl? Zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Bize bunlardan bahsedersen ilk önce teşkilatı bir tanıtalım. Daha sonra Türkiye'nin gündemine girelim. Değerli Mahmut kardeşim, tabii ki zorluklarımız var. En büyük zorluklarımızdan bir tanesi medyadır. Medyanın bize olan ambargosudur. Bakın biz burada yerimizi açtığımızda, ofisimizi açtığımızda maalesef gözleri kapalı olarak açıldı. Medya bunları söylemedi.
4 tane ilçelerimizde kongrelerimizi yaptık. Medya doğru dürüst bunları söylemedi. Yani bizim medya olarak önümüzü kapatıyorlar. Maalesef böyle bir durumla başlayalım. Şu an kayyumun olmasıyla beraber özellikle şu anki kulağıma geldiği kadarıyla gazeteciler var. Zaten birkaç tane ilçede birkaç tane gazeteci, birkaç tane işte Facebook programları var. Bunları genelde izliyor, dinliyor. Ama maalesef bizi göz olarak görmüyorlar, kulak olarak duymuyorlar. Biz bunları defalarca söylüyoruz. Açılışımızı yapıyoruz, kimse görmüyor. Yaklaşık bir tane ilçe başkanımız, il başkanlarımız müsahibine giriş yaptı. Esnaflarımızı ziyaret ettiler, görmediler. Yani maalesef bir medya ambargosu var. Sizin gibi değerli Mert TV çalışanlara da teşekkür ediyorum. Sizin gibi Facebook üzerinden ya da işte Kanal 328 gibi değerli insanları da arkamızda olmadıktan sonra biz bu söylediklerimizi, yapacaklarımızı ve halk için söylediklerimizi maalesef kimse görmüyor. Siz de olmasanız işimiz yaş artı bunları söylemek zorundayız. Maalesef böyle bir medyayla baş başayız. Yani medya diyor ben Nusaybin'in halkıyım diyor, ben Nusaybin'in vatandaşıyım diyor buradakiler. Ama biz konuşurken maalesef bizi görmüyorlar. İki tane iki kuruş maaş aldıklarını biliyoruz. Ama maalesef bizi hiçbir zaman paylaşmıyorlar. Açık ve net bir şekilde dobra dobra bu şekilde doğruları dürüstçe söylemeye devam ediyorum. Ben nasıl Gelecek Partisi ilçe başkanı olarak her cumartesi bu halka hesap veriyorsam, ben Facebook'umu açıyorsam, iyisiyle kötüsüyle ben bu canlı yayınları yapıyorsam, halkımın sıkıntılarını dile getiriyorsam bunları her zaman yapmaya devam edeceğim. Siz milletvekili dediniz, 6 tane milletvekilimiz var, doğrudur. 4 tane HDP, 2 tane AK Parti, ama bunlar Nusaybin'e gelirken bir tane çay içip gidiyorlar. Maalesef halkımız derdini bunlara söylemiyor. Yani sıkıntılar üst üste şu an devam ediyor. Ama biz ne yapacağız? Allah'ın izniyle biz kimsenin koltuktan değil. Hani amacımız bir mevki makam sahibi yapmak değil. Yani biz onların koltuğu peşinde değiliz. Yani bizim amacımız halkımız için hizmet yapmaktır. En büyük önceliğimizde bunu görüyoruz. Yani belki şu an Nusaybin'de iki tane oy alabilirim. Ama ben inanıyorum o iki oyu aldığımızda amacınız olsun böyle kalpten gelen bir şey var. Yani yürekten gelen bir şey var. Yani o oyları o şekilde alıyoruz. Başkanım. Yani bu şekilde alıyoruz. Kıymetli başkanım. Evet. Dolusunuz biliyorum. Buradan çok önemli bir konuya temas ettiniz. Ben de orada bir açıklama yapabilir miyim müsaade ederseniz? Evet buyurun. Şimdi özellikle bu ben sizin yayınınızda telefon numaramı alta yazdım. Buradan ilan ediyorum. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, İl ilçe başkanları, evet, kim olursa olsun kendine medyada yer bulamayan arkadaşlar, iddia ediyorum çok yerlere ulaşıyoruz. Kat kat büyüyerek ulaşıyor. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Biz telefon numaramızı orada yazdık. Ulaşırlarsa bütün kişilerle hiç çekinmeden el meydanına davet ediyoruz. Buradan da onu söylüyorum kıymetli başkanım. Hızlı hızlı gidelim. Nusaybin'de bir size karşı bir bakış açısı nasıl? Şimdi AK Parti'den ayrıldınız. AK Parti'den ayrıldınız. Yeni bir parti kurdunuz. Ahmet Davutoğlu öncülüğünde partinizi kurdunuz. Nusaybin'de size halkın talebi nasıl? Ben incelediğimde birinci sırada HDP, ikinci sırada AK Parti gözüküyor. Şu anki durum nedir orada? Biz ne olursak olalım tabii ki biz de anımız hakkımızın da olmak ve Nusaybin'de birinci olmaktır. Ama inancınız olsun en büyük isteğimiz hedef olarak Nusaybin'in geleceği için bir olmaktır Nusaybin'de ve ikincisi en azından biz AK Parti'den daha fazla oy alacağımıza inanıyoruz. En azından biz buna inanıyoruz. AK Parti'den daha fazla oy alacağımıza açık ve net bir şekilde buradan söylüyorum. Yani aldıkları 6-7 bin oy var. En azından olan sevgilerinden dolayı gerçekten bu olacağına inanıyoruz. Ve büyük bir ihtimalle en azından onlardan daha çok oy alacağımızı biliyoruz. Emin olabilirsiniz bu konuda. Sizler de biliyorsunuz değerli kardeşim. Yani şu an AK Parti sözde bizlere elektrik faturasını getiriyor. Yani o elektrik faturaların altına biz baktığımızda
Halktan alınan paraları görüyorsunuz. Halk her şeyi görüyor. Yani eskisi gibi oy alacağız. Bu şekilde yok artık. Eskisi yok. Bu korku zeminini kıracağız. Allah'ın izniyle gelecek partisi olarak bu korkuları kıracağız. Başkan. Bakın değerli kardeşim, Sayın Mahmut kardeşim, bakın bir halkımız burada fatura öderken elektrik bedeli üzerinden fatura ödüyor. Bir halkımız burada fatura öderken dağıtım bedeli üzerinden fatura ödüyor. Bizim burada bir halkımız fatura öderken elektrik faturası prakende satış bedeli üzerinden fatura ödüyor. Bizim burada bir halkımız fatura öderken iletişim bedeli üzerinden paralar ödüyor. Bizim burada fatura öderken bak sadece bir elektriği söylüyorum. Kayıp kaçak bedeli üzerinden, TRT bedeli üzerinden, enerji bedeli üzerinden, tüketim ve KDV gibi. Yani TRT'yi de hesaplayın. Bunlar üzerinden alınan bu vergiler, bu dağıtım bedelleri üzerinden nasıl bu insanlar oy verecekler? Bu saatten sonra bu insanlarımız görmüyorlar mı? Bu durumları görmüyorlar mı? Bunları söylemeye devam ediyoruz. Peki başkanım, şimdi AK Parti'den fazla oy alırız dediğinizde bilimsel araştırmaya, anketlere mi dayanıyor yoksa tahmin mi ediyorsunuz? Biz gücümüze inanıyoruz. Biz şeffaflığımıza inanıyoruz. Çünkü biz Gelecek Partisi olarak her hafta, her cumartesi günü halka hesap veriyoruz. Ama onlar yapamazlar. Bunu kimse yapamaz. Gerçekten bunu kimse yapamıyor. Kıymetli başkanım, sesiniz kesik kesik geliyor. İnternetten bir sıkıntı var acaba? Başkanım? Sesim geliyor mu şu an? Arkadaşlar internetle ilgili zannedersem bir sıkıntı var. Ben bu arada sizlere seçim sonuçlarını şöyle bir göstereyim. Öncelikle birkaç tane video göstermek istiyorum. Başkanım sesim geliyor mu şu an size? Başkanım sesin geliyor. Bir saniye ben bir video vereyim, tamam mı? Evet. Şimdi internetinizde galiba bir sıkıntı var. Şu an düzeldi. Konuşabilir misiniz? Evet evet. Sesimi alabiliyorsunuz. Tamam herhalde. Şu an net geliyor başkanım. Bu ses serisi çok iyi. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben Nusaybin'in bir Mardin'in bir şeyini atacağım. Nusaybin ilçesinin. Ekranlar onu vereyim. Bir saniye bekleyin ses gitmişken. Nusaybin ilçesi genel meclis sonuçları. HDP 34 bin oy almış. AK Parti 6436 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi 1176 oy almış. Saadet Partisi 265 oy almış. Türkiye Komünist Partisi de 100 oy almış. Nusaybin ilçe yarışında ise HDP'nin adayı %77 oy oranıyla birinci gelmiş. Nusaybin'in. Evet. Bunu verdikten sonra şöyle yapalım başkanım. 1 Kasım 2015 Mardin Nusaybin genel seçim sonuçlarında HDP %89 oy almış. Yine ikinci sırada AK Parti %8 oyla ikinci olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi arkasında Milliyetçi Hareket Partisi devam etmiş. Daha sonra 2018 Mardin Nusaybin seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş %79 oy oranıyla birinci olmuş. Recep Tayyip Erdoğan %15 oy oranıyla ikinci olmuş. Muharrem İnce de üçüncü olmuş. Milletvekili seçimlerinde ise Sayın Başkanım AK Parti %12 oy almış. Milliyetçi Hareket Partisi %0.88 almış. Cumhuriyet Halk Partisi 1.92 oy almış. Böyle bir dağılım var. Daha sonra şöyle göstereyim. Mardin ilinde iki AK Parti milletvekili, 4 tane de HDP milletvekili var. Evet. Diyorum seçim analizlerini yaptıktan sonra milletin şöyle izleyenlerimizin hafızasına Nusaybin oluşsun, Mardin oluşsun. Ne değil ona göre konuşalım. Siz gerçekten başarılı olacağınıza inanıyor musunuz? Tabii ki biz inanarak geliyoruz. Biz halkımızın yanına, biz sadece onların diline, dinine, ırkına bakmadan biz siyaset yapıyoruz. Sadece Gelecek Partisi tümü olarak biz baktığımızda
şu an genel başkanımızın da yaptığı son 10 tanelik bir şey dosyası çıkartıldı. Özellikle bunların arasında anayasalaştırma özelliği vardır. Yani genel başkanımızın bakışı çok farklı. Yani bu yüzden biz kendimize inanıyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz. Biz insanlarımıza inanıyoruz. Gerek kazanalım, gerek kazanmayalım. Tek bu halkımızın bilmek istediği bir şey var. Biz adalet içerisinde demokrasi ve kardeşliğin yanında olacağımızı, barışın yanında olacağımızı inşallah biz bu küslüklerin ve karanlığın kaderini değiştirmek için biz varız. Biz Gelecek Partisi bu şekilde geliyoruz. İnşallah biz Türkiye'ye ışık olmaya geliyoruz. Yani Allah kısmet ederse biz Türkiye'nin bütün koltuklarını almaya geliyoruz. Sadece müsahibin için değil, biz Türkiye için geliyoruz. Çünkü Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Bakın değerli kardeşlerim, değerli Mahmut kardeşim, yani şu an geçen gün birkaç tane Facebook sayfalarında birkaç tane derneğin ismini vermeyeceğim. Şimdi bazı derneklere baktığımızda Kürt kardeşlerimin üzerinden maalesef konuşuyorlar. Bazı Facebook sayfalarından bakıyoruz, Alevi kardeşlerimizin dini üzerinden konuşuyorlar. Bazı Facebook sayfalarımızda baktığımızda Zaza kardeşlerimizin dini üzerinden konuşuluyorlar. Yani Romenler olsun, yani bütün Türkiye'nin halkları bu çiçeklerin üzerinde biz biliyoruz. Bizim tek bir amacımız var. Gelecek Partisi gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir partidir. Eğer buna inanıyorlarsa bizlere oy verecekler. Biz birilerinin kafasına, beynine, kalbine girmek için değil. Eğer 100 sene var ise bu isimleri değiştireceğiz. Bu isimler nedir? Hak ve adaletten geçer. Türkiye'nin yanında olacağız. Allah'ın izniyle, adalet yoluyla herkesin, Zazların yanında olacağız. Kürtlerin yanında olacağız. Alevilerin yanında olacağız. Siz de biliyorsunuz, daha önce kapalı insanlarımız vardı. Yani maalesef biz görüyoruz, Türkiye'nin sıkıntılarını dile getiriyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir şiir okumuştu diye hapse girmişti. Biz bunları biliyoruz. Yani Türkiye'nin sıkıntılarını tek tek biliyoruz. Bunlar inşallah Allah'ın izniyle bunları gerçekleştirecek. Bütün kapalı olan bütün kapıları açacağız. Kim olursa olsun 84 milyona hitap edeceğiz. Alevisiyle, Kürdüyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla herkese kapımız açık olacak. Kim olursa olsun Arabıyla biz bu insanlara bir ve beraberlik içerisinde bu kardeşlerimizin yanında olacağız. Ama doğru bir siyasette, yani şu anki gibi kardeşlerimiz aç iken, bizim değerli kardeşlerimiz Samsun'da kendini asacak ise avucuna aç iş demeyecek, kendini asmayacak. Sayın Başkan, soracağım. Yani değerli Mahmut kardeşim, yani sizler de biliyorsunuz, şu an 6 milyon Suriyeli kardeşlerimiz var. Biz bunlara karşı değiliz ama kalkıp da 50 milyar dolar bunlar için harcanıyorsa, daha düne kadar yardım ve buğday yardımı yapılıyorsa ve biz bu yardımların neden yapıldığını biliyorsak, o için bunların yapıldığını biliyorsak, bunları tek tek söyleyeceğiz. Bu kırılmış olan noktaları düzeltmeye geliyor Gelecek Partisi. Herkes kalbine girecek. Başkanım, herkes geliyorum. Kalbine girecek, bu şekilde geliyor. Evet. Şimdi şunu soracağım ben. Öncelikle müsaade edersen adım adım gidelim. Şimdi Nusaybin ilçesinde, evet, Mardin ilinin geneli biliyorsunuz. Şimdi AK Parti'den, evet, ayrılan bir parti, Ahmet Davutoğlu istifa edip başbakanlık yapmış. AK Parti'den ayrılan bir partinin devamını getiriyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. AK Partililerden size karşı bir tepki var mı şu an? Şimdi doğrudur. Yani her tabii ki her yerde ırkçılık vardır. Yani ırkçılık değil başkanım. Yani ben ırkçılık diye hitap ettim. Şöyle bir şey var. Biz Nusaybinli olduğumuz halde, Nusaybin'in sıkıntılarını dile getirdiğimiz halde, biz Nusaybin'in suyunu konuşurken, biz Nusaybin'in elektriğini konuşurken, biz Nusaybin'in yollarını konuşurken, biz Nusaybin hakkının sınır kapısını konuşurken, Avrupa'da oturan bazıları var, ayaklarını üst üste atmışlar. Facebook sayfalarından her türlü şeyi bize söyleyenler var. Bizi böyle hedef göstermek isteyenler var. Ama ne olursa olsun, kime hedef olursak olalım, bunların arkasında olacağız ve Nusaybin'de 120 bin nüfus var. Biz bu nüfusun arkasında olacağız ve benim yazdığım dilekçeler bellidir. Gerek Mardin Valiliği olsun, gerek zarar tespit komisyonları olsun, gerek büyükşehir belediye başkanlıkları olsun, gerek Nusaybin kaymakamlıkları olsun,
Mardin halkı için yüzlerce dilekçelerim mevcuttur. Ben şu an sadece bir siyaset için halkımın yanında değilim. Ben sonsuza kadar halkımın yanındayım. Gerek kazanayım, gerek kazanmayalım. Her zaman halkımızın sıkıntıları için siyaset yapıyoruz. Ve bizim için siyaset iki projedir. Birinci proje nedir? Halkımızın yanında olmaktır. Onların yanında olmak, o güveni vermektir. Yani maddi ve manevi olarak elimizden geldiği o duyguları vermektir. Biz bu yüzden siyaset yapıyoruz. Yolları açmaktır. Evet. Sayın Başkanım, sizin siyasete Gelecek Partisi'nden başladınız. AK Parti'de var mıydı bir bağlantınız? Benim siyasi daha önce fazla ismi duyulmayan bir tane parti vardı. Mardin İl Başkanlığı oldum. Ondan sonra Genel Başkan Danışmanlığı'na atandım. Bir ay içerisinde yetki bölgelerim de geldi. Oldum ama işte bir yere gelmeyince fazla hani bir yükselme görmeyince çıkmak zorunda kaldım. Yani amacımız halkımızın yanında olmak. Yani parti tabii ki bir parti üzerinde siyaset yapmak lazım. Ama önemli olan şu an Gelecek Partisi gibi değerli ve anlamlı bir partinin genel başkan Ahmet Davutoğlu gibi yani eski bir başbakanımızın yanında olmak, bu bizi cesaretlendiriyor ve halk için doğruları söylemeye bir nevi bizleri teşvik ediyor. Böyle insanların yanında olmasıyla beraber doğruları ve dürüstleri daha açık bir şekilde dışarıya çıkacağının siyasetinin imzası olacaktır. Bu şekilde ben siyaset yapıyorum. Evet. Şimdi şunu soracağım Sayın Başkan. Şimdi Mardin'de en çok merak edilenlerden birisi de Mardin'de Gelecek Partisi genelinden bahsediyorum. Mutlaka istişare yapıyorsunuzdur. Mardin'de tamamen teşkilatlanmanızı tamamladınız mı? Üye kayıt sayılarınızda artış var mı? Size bir yöneliş var mı? Şu an 10 binlerce, 20 bine yakın büyük ihtimalle bizim kayıtlarımız vardır ama resmiyete daha göndermedik. Tabii ki çalışmalarımız var 10 tane ilçeyle beraber. 10 tane ilçemiz var. Biz bunları dar geçir, Kızıltepe, Midyat, devamlı istişare toplantılarımız var. Her 15-20 günde bir. Biz bunlar üzerinde konuşuyoruz. Çoğu bazı illerimizde şu an her ilçemizde en az 3000-4000'e yakın üyelerimiz var olduğunu ve bu sadece üyeliklerle değil. Yani biz halka baktığımızda bizlere sıcak bakıyorlar. Çünkü biz doğruları söylüyoruz. Çünkü biz şeffaflığımızla bunun altını çiziyoruz. Ne kadar bizi kötülemek isteyen olursa olsun biz şeffaflığımızla, dürüstlüğümüzle, nasıl cumartesi günü biz her cumartesi günü halka hesap soruyorsak, nasıl kadın günleri geldiğinde 25 Kasım kadına şiddet mücadele günü geldiğinde biz bunu teyit altına karar defterimizde bütün kadın haklarını veriyoruz diye teyit altına böyle hiç kimsenin yapmadığı şeyleri biz yapıyorsak halk için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin refahı için biz bu şekilde siyaset yapıyoruz. 84 milyonu kucaklamak için, herkese aynı gözle bakmak için siyasetten inşallah kazanacağımıza inandığımız için siyaset yapıyoruz. Ve halkımız için ne olursa olsun adam beye şu iş gelmiş, şu bu başka ufak işler için yok. Her zaman kapımız açık olduğunu ve her zaman iyisiyle kötüsüyle herkesin kapımızın açık olduğunu, herkesin yanında olduğumuzu dini ırkına bakmadan bir siyasetle geliyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağımıza hiçbir şüpheniz olmasın. Kazanmasak da biz halkımızın yanında gene olacağımızı bir daha altını çiziyorum. Sayın Başkanım, şimdi şunu soracağım özellikle diğer o bölgede örneğin Nusaybin ilçesinde diğer partilerle diğer istişareniz var mı? Görüşüyor musunuz? Maalesef bizlerden çok korkuyorlar. Tabii kulağıma geliyor. Toplantıları nasıl geçiyor? Az çok çevremiz var. Her şey söyleniliyor. Yani ne kadar onlar kendi toplantılarını böyle bizlerin yanına gelmesinler diyorlar. Yani biz bunları biliyoruz. Yani bizzat isim vermek istemiyorum. Bir sürü parti var. Birkaç tane özellikle önde gelen partilerin özellikle Gelecek Partisi ilçe başkanından durun diyorlar. Neden? Biz adaleti ve barışı, demokrasi, karşılığı öne aldığımız için, gerçekten halk için bir şeyler yaptığımızı gördükleri için ve tabii ki bunların yaptığı siyaseti görüyorsunuz. Türkiye siyaseti mahvolmuş bir siyasettir. Şu an kriz içerisinde olan bir siyaset de korona ile beraber maalesef böyle bir siyaset şu an Türkiye'de var ve halkımız mağdur oluyor. İşsizliği göz önünde bulundurursak maalesef halkımız şu an çok mağdur ve maalesef kendi partideki insanlarına ne diyorlar biliyor musunuz? Sayın Mahmut kardeşim, onlardan en az 50 metre uzak olacaksınız demişler. Maalesef
Yani bizim yanımıza bile selam bile vermeyi unutturmak için bizim yanımızdan onları uzaklaştırır kararı çıkartmışlar. Bu şekilde korkuyorlar ama bu korku maalesef bunların üstesinden geleceğiz. Eğer beni buradaki halkım geçen sene askeri ücretle geçen sene 64 tane 67 tane 5 litrelik yağ alıyorsa ve bu sene 35 litrelik yağ alıyorsa bunu sorgulamam lazım. Eğer benim Nusaybin'deki kardeşim şu anki askeri ücretle geçen 230 tane koli yumurta alıyorsa şu an 77 tane yumurta koli alıyorsa bunu sorgulamak lazım. Eğer benim kardeşim askeri ücretle geçen sene 5 tane çeyrek altın alıyorsa ve şu an benim kardeşim 3 çeyrek alıyorsa bunları sorgulamam lazım. Eğer benim Nusaybin'deki kardeşim askeri ücretle çalışan kardeşim geçen sene 350 euro bu parayla o parayla şu anki parayla alıyorsa şu an onu 230 euro alabiliyor. Biz bunları söyleyeceğiz. Şimdi, maalesef kriz üzerinde şu an Türkiye'de kriz yaşanıyor ve bu krizin gidebilmesi için, bunun yok olabilmesi için, bu krizin birdenbire durabilmesi için erken seçim şart diyorum ve inşallah en hızlı bir şekilde bunun olmasından yanayım ama maalesef bunu istemeyenler var. Bunun yüzünü kapatmak isteyenler var. Bunu görmeyen insanlar var. Ankara'da oturanlar, o büyük koltuklarında oturanlar bu halkı görmüyorlar. Maalesef Nusaybin halkının sıkıntılarını maalesef görmüyorlar. Şimdi bunları Sayın Başkanım, söylemeye devam edeceğiz. Evet. Sayın Başkanım, şimdi Gelecek Partisi olarak, yani siz belki yeni girdiniz ama Gelecek Partisi AK Parti'ne ayrılarak Sayın Ahmet Davutoğlu siyaset imkanı bulamadım. Etrafı pelikanlılarla sarılmış bir o zaman açıkladı. Pelikancılarla sarılmış bir siyaset adamı bulamadım. Anlaşamadım. Benim savunduğumu söylemedim. Çok sesimi çıkartamadılar dedi. Ama AK Parti hükümeti 3 Y ile geldi. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla geldi. Şu anki geldiğimiz durum bu durumda. Siz Sayın Ahmet Davutoğlu veya diğer yetkililerle görüştüğünüzde bugün bu söylemler yarın farklılaşabilir mi? Net soruyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü AK Parti hükümeti de iktidara geldiğinde yoksulluk, yasaklar ve şeylerle gel, 3 şeyle gelmişti. Söyleyemedim de. Yolsuzlukla. E şimdi bakıyorsunuz 5 tane büyük bir şirket var. Tüm ihaleleri onlar alıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz işte basın diyorsunuz yer bulamıyoruz. Ahmet Davutoğlu kendi ağzıyla açıkladı. Bir gün niye ulusal basından çıkmıyorsun denildiğinde niye çağırmıyorsunuz kardeşim demiş. Sayın Başbakanım malum durumu biliyorsunuz demişler. Yani bu durumlarda acısı tatlısı iktidardakiler şu an güç elindeyken bunu yapabiliyorlardı ama Ahmet Davutoğlu da o partinin ikinci genel başkanı artı geçmişte ve başbakanı. Şu an konuştuğunuzda zaten Ahmet Davutoğlu anlaşamadık diye ayrıldım dedi ama bununla ilgili samimi itiraf veya samimi görüşmelerde ne aktarılıyor size? Değerli kardeşim, Mahmut kardeşim, Davutoğlu az çok Güneydoğu'daki hemen hemen bütün kongrelerine katıldım. Yani Ahmet Davutoğlu Sayın Genel Başkanımız yaptığı projelerle, şu anki hazırlanan projelerle benim bildiğim kadarıyla bütün 84 milyonun hakkını anayasalaştıracak. Yani kimsenin hiçbir partinin yapmadığını yapacak. Bak şu an Türkiye'de 100'e yakın parti var. Bak 100'e yakın parti var. Geçen gün bir tane derneğin şeyini izledim, Facebook'unu izledim. Oradaki arkadaşlar bir tane partinin ismini verdi. Yani şu anki yeni kurulan partilerden bir tanesiyim. Özellikle bu parti yardımcı olacak diye. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Eğer gerçekten 84 milyon bize inanacaksa bunu yapacak tek kişi var. Türkiye'nin halkının kaderini değiştirecek tek insan var. Yani Zazasıyla, Kürdüyle, Alevisiyle, Romeniyle, Müslümanıyla kim olursa olsun bütün kardeşlerimizin bütün her şeyini anayasalaştıracak tek insan var. Bunların kaderini değiştirecek yüzlerce senedir anayasamıza girmediği halde bunları gerçekten o önemli olan isimleri tek tek saymak istemiyorum. O değerlerin altına imza atacak tek bir şey var. Tek bir başkan var, tek bir genel başkan var. Ben buna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Bunu az çok söylüyorsunuz. Yani eskiden şu anki
Yani şu anki siyaseti görüyorsunuz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun onlardan ayrılması normal buluyorum. Bakın değerli kardeşim, değerli Mahmut kardeşim, bir ay önce, bak fazla değil, bir ay önce ne yapıldı biliyor musunuz? Yani meteoroloji diyor ki 5 gün üst üste yağmur yağacak. Şu anki iktidar ne yaptı biliyor musun? Hani bütçe konuşması vardı ya, hani evet, halkın parası, halkın vergisi vardı ya. Şimdi bunlar üzerinde konuşulurken mecliste ne yaptılar biliyor musun? Tabii ki biz imamlarımıza karşı değiliz. Şu an her bir imam memur olarak sayılıyor ve her ay 6 milyara yakın, daha da fazla para alıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Biz Müslümanız. Biz bu insanlara karşı değiliz. Ama yapılan siyaset üzerinden, siyaset üzerinden dini kullanarak bütün camilere yazı göndererek meteorolojiyi bildikleri halde, bakın 5 gün üst üste yağmur yağacağını bildikleri için dışarıya çıkın diyor kardeşim. Yağmur duasını yapın diyorlar. Yani gerek yok. Bunlara yani ters bir siyaset yapıyorlar. Yani siyaseti o şekilde yapıyorlar ki halk her şeyi biliyor artık. Yani bunlara gerek yok. Halk adaletli olan partilere verecektir. Halk demokrasinin yanında olan partilere verecektir. Halk özgürlüklerin yanında olan partilere verecektir. Halk gerçekten kardeşliğin yanında olan insanlara, partilere verecektir. Bu böyle devam edecektir. İnancımız olsun, son olacağı, gideceği yer budur yani. Başkan, evet. Şimdi ben şunu sorgulamak istedim aslında. Şimdi ben, yani yanlış anlamayın. Ben daha netli kazansın diye istiyorum. Ben şimdi bir seçmenim. Size oy atacağım. Atmayı düşünüyorum. Pardon, size oy atacağım. Ama diyeceğim ki siz zaten iktidardınız, bir ara iktidardınız. Sizin bulunduğunuz iktidardaki partinin şu anki lideri yolsuzluk, yasaklar ve yoklukla geldi. Ve bunu söyledi ama yasak getirdi, yokluk getirdi ve ben, yani bu tırnak içinde söylüyorum. Şu an yolsuzluk var, yoksulluk var diyeceğim. Şimdi bu şekilde oy isteyeceksiniz. Yarın bir gün değişir mi? Ahmet Davutoğlu ile bunu konuşur. Gerçi Ahmet Davutoğlu açıkladı. Ben bunlara karşı geldiğim için ayrıldım dedi ama bununla ilgili görüşmeleriniz oluyor mu? Vatandaş niye size oy atsın? Yeniden sizi niye denesin? Bunu anlatır mısınız? Yani biz genel başkanımız 2 yıl kaldı diye bütün sorumlulukları, olumsuzlukları genel başkanımıza yüklemek bir ayrıcalıktır. Yani benim genel başkanım mı şu an Amerika'daki 1.5 milyar dolar verirken S-400'lere benim başkanım mı imza atmış? Ya da şu an havaalanları yapılırken 10 milyar üzerinden, normalde onun fiyatı 10 milyar ama gidip dolar üzerinden bunları imza atanlar mı? Biz milli izleyenler, biz vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi seviyoruz diyenler, burada, orada, bir de Kanal İstanbul'un üzerinden imza atanlar mı? Yani bütün suçu genel başkanımıza mı yüklüyorlar? Yani Türkiye'nin hepsi biliyor, 84 milyonu biliyor. Şu an yaklaşık 20 yıldır kimin elinde Türkiye? Yani az çok ismi belli. Yani bunu söylemene gerek yok ki. Yani şu an bir bakan, Allah aşkına bir bakan Cumhurbaşkanı hakkında ya da onun söylemediği bir şey gibi yapabilir mi ya? Ya herkes biliyor kardeşim. Türkiye'nin her şeyi belli yani. Yani şu an bir bardağı düşünün, öbür bardağın yanına getirirken bakanlar bile cumhurbaşkansız yapamıyorlar. Maalesef böyle bir şey var. Yani parlamenter sistemi, genel başkanımız öyle bir şey olsaydı şu an parlamenter sistemi kabul etmezdi. Ama geçen gün kabul etti. Genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu parlamenter sistem şart dedi. Yani parlamenter sistem nedir? Biz halkın, milletvekilinin gittiği o insanlar konuşacaktır o mecliste. Bu demektir. Yani her şey açıklamıyor mu bu? Her şey ortada değil mi? Yaptığı maddeler ortada değil mi? Halk için, özgürlükler için, halkımızın dilleri için, kültürleri için yeni kanunlar çıkartacağım demedi mi birkaç gün önce? Ama bunları bazıları görmüyor. Tabii ki şu an Türkiye'de 400'e yakın televizyon var. Değerli kardeşim, bak bir tanesi bile bizi almıyor. Ama 397 tane televizyon onlara çalışıyor. Bir gün hangi öğretmenler, hangi doktorlar, hangi profesörler, hangi bilim adamları, onların partide olanlar 24 saat kanal değiştirerek konuştuklarını, her günde 10 milyar para aldıklarını biliyoruz. Ama bizim gibisine gelirken maalesef bizim önümüzü kapatıyorlar. Musaybin gibi bir yerde bile ambargoyu koyuyorlar. Yani biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz saygının yanında olacağız. Biz başka bir şey sorabilir miyim? Biz Musaybin halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yani evet. Benim başkanım mı gitmiş
Amerika'da 1.5 dolarla İsrail firması ile imza atarken tahkime gidilmez sözleşmesinin imzına atmış. Kim bunu atmışsa onu sorgulamanız lazım. Evet. Ben mi attım kardeşim? Benim başkanım mı bunu attı? Evet. Evet. Başkanım şu an bilmediğim için soruyorum. Şeyde Nusaybin'de, Mardin'de Deva Partisi teşkilatının olmasını sağlayabildi mi? Sorunuzu tam alamadım. Bir daha tekrarlasanız Sayın Mahmut kardeşim. Şeyde Deva Partisi Nusaybin ve veya Mardin merkezde teşkilatlanmasını tamamladı mı? Atamalar yapıldı mı oraya? Deva Partisi. Bakın Nusaybin halkıma çağrı yapıyorum. Mardin halkıma çağrı yapıyorum. Asla asla Deva Partisi'ne oy vermeyin. Oy verecek yer Gelecek Partisi Nusaybin ilçe başkanlığıdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz genel başkanlıkların kiminle konuştuklarını biliyoruz. Kimler için gidip televizyonlarda onlar için kapıları açtıklarını biliyoruz. Birkaç gün sonra kimlerle birleşeceklerini biliyoruz. Birkaç gün sonra ben bu halkıma bunları söylüyorum. Eğer Türkiye'de değişik bir sistem, değişik, anlamlı ve demokrasi içerisinde değişik bir imza atacak birisi varsa Türkiye'de, Nusaybin halkı bunu duysun, Mardin halkı bunu duysun. Eğer birisi var ise bunun altına imza atacak tek lider Ahmet Davutoğlu'dur. Sayın Genel şimdi, Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur. Şimdi, sakın o az önce dediğiniz partilere oy vermeyin. Onlar birlik ve beraberlik içerisinde neler yaptığınızı en kısa zamanda bunları belirteceğim. En kısa zamanda bunları ortaya koyacağım. Sayın Başkanım. Sanki şu an onların karşısında bir siyaset yapıyorlar ama biz demokrasinin yanında olacağımızı ne olursa olsun yanında olacağını belirtmek istiyoruz. Evet. Başkanım, bu arada şunu da söyleyeyim. Şeylerden, seyircilerimizden de çok büyük talepler var, sorular var. Onlar da bir okuyayım isterseniz. Katılanlar var. Ondan sonra devam edelim, olur mu? Buyurun başkanım, buyurun sayın değerli kardeşim, Mahmut kardeşim, buyurun. Evet, Gelecek Partisi, Gelecek Mardin İl Başkanlığı, muhtemelen İl Başkanımız, Sayın Başkanım demiş ki, genel başkanımızın ayrılması nedenlerinden birisi 4G'nin üzerine gitmesi demiş. Söylemiş size. Serhat Kılıç, İyi Parti Osmaniye İl Başkanı. Buradan selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar dilemiş size. Selamları var. Tamam, selam. Ahmet Koca, evet. Gelecek Partisi HDP'yi örgüt olarak görüyor mu demiş. Satıcı Tüccar, Doğru Başkan'ın diline sağlık demiş. Selamları var. Kazım Turan, Suriyelileri benim kardeşim değil demiş. Toprak Ateş, selam demiş. Ziyadin de Nusaybin ilçe başkanımıza başarılar diliyorum demiş. Hilal Kahraman katılmış. Evet. Nusaybin mozaik bir bölge. Burada gerekli otorite kurup başarılı olmak için neler yapacaklar demiş. Hakikaten şu da var. Başkanım, evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Gelecek Partisi'nin, ben bu soruyu özel olarak soruyorum. Gelecek Partisi'nin Doğu yani Şart bölgesinden büyük bir oy alacağı söyleniyor. Yani sadece Mardin nezdinde değil, tüm evet. Doğu illerinde büyük bir oy alabileceğini, Batı'dan daha çok oy alacağı söyleniyor. Bunun sebebi nedir? Bu sebep nedir? Az önce söylediğim gibi genel başkanımızın yaptığı açıklamalardır. Yani şu an Türkiye genelinde genel başkanımız, sizler de biliyorsunuz, birkaç tane genel başkanlarla görüşmeler yapıldı. Yani bu görüşmeler altında bazı imzalar atıldı. Bu imzaların altında önemli olan özellikle adalet ve demokrasi açısından büyük noktalara imza atıldı. Yani şu an zaten bunu gördükleri için şu an Cumhur İttifakı şu an amaçları seçim barajını %7'ye indirmektir. Yani şu an MHP'yi kurtarmak amaçları vardır. Yani açık ve net bir şekilde Güneydoğu'da çok büyük bir seçmen gerçekten Gelecek Partisi'ne oy verecektir. Sadece Güneydoğu'da değil, bütün Türkiye'de her yerde Gelecek Partisi kazanacaktır. Çoğu yerlerde yüzlerce milletvekilinin kazanacağı bir anla baş başayız. Çünkü neden? Gelecek Partisi genel başkanı gerçekten cesaretli ve ciddi bir insandır. Ama başka partilere gelince isimleri vermek istemiyorum. Gerçekten bunlara verirlerse bu halkımız, bizleri dinleyen halkımız gerçekten kaybedecektir. Kaybederken bizleri de beraberinde götürecekler ve şeyi geriye getirecekler. Eğer ama biz kazanırsak demokrasinin bütün yollarını açacağız.
Bakın kardeşim, anayasanın ikinci maddesi ne diyor biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik hukuk devletidir diyor. Yani bunun olması şart. Ama yasalar Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlığa bağlı olan herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması sağlar diyor. Ayrıyeten Türkiye laik demokratik hukuk cumhuriyeti insan haklarını, hukuk kurallarını gözetir, baz alır ve uygular diyor. Bu maddeye uygulamak lazım. Eğer siz bu maddenin arkasında olmuyorsanız, halkınıza eziyet ediyorsanız, halkınızın hakkını vermiyorsanız, milyonlarca insan şu an Türkiye'de işsizlik %20-30 diyorlar. Bu yalan. İşsizlik %80. Beni duysunlar. Ankara'dakiler duysunlar. Belki koltuklarından baktık yaşıma geldim. Hayatımda hapse girmedim. Gerekirse halk için hapse de alsınlar. Maalesef halklarımız gerçekten işsiz. Bizim Türkiye insanlarımız mağdur. İnsanlarımız hala valiliklerin önüne gidiyorlar. Kendini gerçekten benzin şişeleriyle kendini yakıyorlar. Yani bunları görmüyorlar mı? Değerli Mahmut kardeşim. Başkan. Osmanlı'daki kardeşimizi görmüyorlar mı? Allah'ın babaları görmüyorlar mı? Öğrencilerinin durumunu görmüyorlar mı? Yani bunların hangisi de söyleyeceğiz? Avrupa İnsan Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959'da imza attıklarında bunları görmüyorlar mı? 47 tane yargıç var orada. Yani bu yargıçlar... Başkanım çok olursunuz. Yani kendileri bile 3 defa anayasaya başvurdular. Kendileri bile bunu görmüyorlar mı? Sanki bilmiyorlar mı? Sanki yollarını unutmuşlar. Evet kardeşim. Şimdi şöyle yapalım. Yani bunların amaçları var. Partilere ayar vermek istiyorlar. Hiç kimse gelecek partisine ayar veremez. Hiç kimse gelecek partisine ayar vermek zorunda değil. Bir güzel başkanım, olsun. Şimdi şunu hissediyorum. Şimdi şunu hissediyorum. Bir şey soracağım ama bir sormamız lazım. Başkanım müsaadeydin. Denizli gitti, görüyorlar. İzmir gitti, görüyorlar. Adana gitti, görüyorlar. Muğla gitti, görüyorlar. Mersin gitti, görüyorlar. Yani Ardahan, Artvin bunları görünce tabii ki her türlü siyaseti yapacaklar kendilerince. Biz bunları görüyoruz. Biz demokrasinin yanında olacağız. Kim olursa olsun demokrasinin arasından hak ve hukukun yanından ayrılmayacağız. Evet. Başkan, öncelikle şunu bir sorayım. Bağlantılı olarak ümmetçiliği mi savunuyorsunuz? Yoksa Avrupa tarafından mısınız? Avrupacılık mı önemli sizin için? Bir daha soruyu tekrarlar mısınız? Ümmetçi mi dediniz? Evet, ümmetçiliği mi savunuyorsunuz? Yani Osmanlıcılığı mı savunuyorsunuz? Yoksa Avrupa layığı bir duruşunuz mu var? Şu an Ahmet Davutoğlu ve zihniyetiniz. Biz zihniyetimiz var. Türkiye'nin 84 milyon için ne iyiyse ona imza atmaktır. Değerlerimizin yanında olmaktır. Bu değerlerin içerisinde güller vardır. Çiçekler vardır, koklu koklu insanlar vardır. Bunların beraber bunların yanında olacağız bir şekilde gidiyoruz. Eğer bunlar, yani şimdi biz Avrupa Birliği'ni söyledik. Sanki Avrupa'da 1959'da biz gidip imza atmışız. Ama imza atılan bir şey var. Türkiye açısından gerçekten daha demokrasi olarak Türkiye'nin geleceği refahı için bunlar şart diyorum. Kendi adıma tabii ki bunları konuşuyorum. Yani genel başkanımızın tam olarak şeyini bilmiyorum, düşüncesini, ama biz ümmet olarak tabii ki biz Müslümanız, ama ben Müslümanım diye kalkıp da alevi bir kardeşime tartacak değilim. Ben Müslümanım diye bir Kürt olsun, bir Hristiyan olsun, başka bir dinden olsun gidip taş atacak halimiz yoktur. Ben kendim için Türkiye'de ne istiyorsam karşı taraftaki insanlar için de bunu istemem lazım. Birlik ve beraberliği Allah'ın izniyle adaleti sağlayacak bir şekilde gitmek istiyoruz. Başkanım, teknik ekip beni uyarıyor. Kameraya fazla yakın durduğunuz için ses yankı yapıyor. Biraz uzak durursanız sevinirim kameradan. Evet. Birincisi evet. O, ikincisi de selamları var. Mahmut Bey diyor, ilk defa sizi bastıran birini gördüm diyor, hiç susmuyor diyor. Başkanım, soru gidelim, müsaade ederseniz. Başkanım, şunu soracağım ben. Şimdi Deva Partisi'ni anladık. Teşkilatlanmasını anlayamadık ama. Teşkilatlanması yapıldı mı yapılmadı mı onu çözemedik. Teşkilat Nusaybin'de var diye biliyorum ama hala yerini bilmiyorum. Kurulmadı tam olarak. Deva Partisi Nusaybin'de var ama. Diğer partilerle görüşebiliyor musunuz orada? İyi Parti olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, AK Parti olsun bunlar. Birkaç tane partiyle görüşürüz tabii. Yani biz bazı partilerimizi görüşüyoruz. Yani
Tabii ki görüşüyoruz ama bazıları bizi istemiyorlar. Bizim yolumuzu kapatmak isteyenler bile oluyor maalesef. Böyle bir durum var. Yani ben hissediyorum. Yani ellerinden gelse her gün buraya bastım bile yapacak kadar bunu da biliyoruz. Neden? Çünkü Gelecek Partisi Nusaybin ilçe başkanını çok görüyorlar. Gelecek Partisi Nusaybin ilçe başkanı yaptıkları çok değişik şeyler var. Yani bizim umudumuz, ümidimiz halkımızın yanında olduğu o demokrasi gösterdiğim için ve bunlar bunu yapamıyorlar, beceremiyorlar. Tabii ki bizi de bu şekilde görünce önümüzü kesmek isteyenler oluyor. Yani ben hissediyorum. Yani o makam odalarında otururken masaların altında o sopaları bizlere böyle göstermek istiyorlar ama biz o sopalara kalmayacağız. İçiniz rahat olsun. Peki şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrılıp bir İYİ Parti kuruldu. Müthiş bir şey yapar. Müthiş uçuyor. Şu an kıskanılacak derecede sıfırdan bir parti kurup bu hale gelmek müthiş bir şey. Şimdi Gelecek Partisi ayrıldı. Şunu soracağım. Çok önemli bu soru benim için. Şu an İYİ Parti'ye yerlisi ve millisin deniliyor ve şeye isteniyor. Dön deniliyor. Yarın bugün AK Parti Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ne dön der mi? Soru bir. Dön der mi? Çok önemli. İkincisi dön deme ihtimaline karşı Gelecek ve Deva Partisi ne yapar? Vallahi o kadar sorular soruyorsun, nereden başlasam bilemiyorum. Yani gerçekten biz bazı genel başkanlıklarımızı görüyoruz. Yani başka partilerin başkanlıklarını biliyoruz. Onların duygularını hissediyoruz. Biz buradan Mardin'den hissediyoruz. Ama biz de o kadar demokrasi içerisinde yaşıyoruz ki biz nasıl Sayın AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğunda biz dedik kardeşim bir şiir okumuştur diye hapse girdiyse bu olmaması lazım iken nasıl olsa biz bunun altına imza attık. Ya dedik bu böyle bir şey olmaması lazım. Türkiye'miz demokrasi içerisinde olması lazım. Biz nasıl dediysek CHP'nin genel başkanının odasına bir odaya kapatılmak istediğinde biz bunun olmaması lazım dediğimizde ya da İYİ Parti'nin genel başkanının önünü çöp arabalarıyla onun önünü kesmek istediklerinde kardeşim bunun doğru olmadığını söylediğimizde ya da başka partileri genel başkanlıklarını hapse götürdüklerinde gönderdiklerinde biz asla bir tanesinin yanında olmadık. Yani demokrasi olarak halkımızın yanında olacağımızı ve demokrasi içerisinde hangi parti olursa olsun bu partilerin yanında olacağımızı da gerçekten açık ve net bir şekilde söyleyeceğiz. Evet bir vefasızlık varsa biz bu vefasızlıkları da kabul etmeyeceğiz. Ama şu anki iktidar ne yapıyor? Bankalarımızı satıyor. Şu anki iktidar ne yapıyor? PTT'yi satıyor. Şu anki iktidar ne yapıyor? Borsayı satıyor. Şu anki iktidar ne yapıyor? Silah fabrikalarımızı, şeker fabrikalarımızı satıyor. Şu an iktidar ne yapıyor? Arsalarımızı Katarlara daha projeler gelmeden önce bunları satıyor. Yani nasıl bir şey? Yani başkan. Yani eğer Türkiye'de başkan oraya geleceğiz. Bütçeye ve ekonomiye geleceğiz. Şimdi Türkiye'nin başkan sıkıntılarını söyleyeceğiz. Türkiye'nin sıkıntılarını dile getireceğiz değerli kardeşim. Yani şey Türkiye'nin biz sizin getireceklerinizi anladık. Şimdi seyircilerin soruları var. Seyirci net sormuş. Net demiş ki yüzde kaç oy alırlar? Bize onu söylesinler. Vallahi en azından biz inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle biz bununla beraber eğer şu anki bazı partilerle görüşmek istiyoruz. Tabii ki hala taleplerimize gerçekten bazıları şey yapmamışlar. Hani böyle bir boşluk bırakmışlar. Aslında biraz bizden korkuyorlar. Çünkü çok büyük bir şekilde adaleti ve barışı, demokrasiyi önü aldığımız için tabii ki bizden korkuyorlar. Yani bizlerin yanına gelsek gerçekten bizim da diyorlar ki biz onların yanına gitsek yani bütün üyeleri de Gelecek Partisi'ne gelecekler gibi o gözle baktıkları için gerçekten bizimle oturmaktan korkan partiler var bu sahibinde. Ama bunu yaparsak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekten başaracağımızı en azından %51 alacağımızı hissediyorum. Peki %51 dediler. Sayın benim için çok kıymetli takip ediyor bizi Zübeyir Bey. Takip ediyor. Çok selam söylüyorum Zübeyir Yarar. Allah razı olsun. Başkanım birkaç tane sorudan okuyalım. Devam edelim yine olur mu? Onur Çetinbaş yazmış. İyi haftalar, iyi yayınlar dilemiş. Erdal Çelik yazmış. İyi yayınlar dilemiş. Toprak Ateş demiş ki Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyor? Ne düşünüyorsunuz başkanım?
Ya az önce Türkiye'nin ikinci maddesini okudum değil mi size? Yani Şimdi hukuk ve şöyle, adaletin seyirciler olması özgürce sorularını sorabilirler, düşüncelerini söyleyebilirsiniz siz de. çok. Tabii. Ben söyledim. Az önce nasıl dedim ki CHP'nin genel başkanını izah ettim. Nasıl az önce İYİ Parti'nin genel başkanı izah ettim. Nasıl az önce AK Parti'nin şiir okurken hapse girdiğini izah ettim. İnancınız olsun. Ben kendi düşüncem tabii ki bir Nusayirli olarak buranın halkı da %80'i HDP oy veren grup olarak ben gerçekten bunun siyasi olduğuna inanıyorum. Yani şu anki 17 tane yargıcın da siyasi olarak evet demesi yani başka bir şey yoktu. Bu biraz siyasi bir sıkıntıdır. İnşallah biz bunu da görmek istemiyoruz. Ne olursa olsun Türkiye'nin gerçekten refaha ve ekonominin iyileşmesine ihtiyaç var diyoruz. Yani isteyeceğiz Selahattin Oktay, Demirtaş değil. Yani anladım. gündüzün köründe Türkiye'de gündüzün köründe baro başkanları öldürülüyorsa yani bunları sorgulamak lazım. Eğer bir siyasi genel başkanın mafya tarafından bunlar tehdit gidiyorsa bunları sorgulamak lazım. Yani bunları söyleyeceğiz. Eğer Türkiye'de bazı insanlar uçaklardan atıyorsa biz bunları sorgulayacağız kardeşim. Yani bunlar hiç hoş şeyler değildir. Yani Türkiye'yi bu hale getirmeyin diyoruz, rica ediyoruz. Türkiye çok Başkanım, büyük bir devlettir. başkanım, Türkiye çok güzel bir devletimizdir. Bunların başkanım. demokrasi içerisinde, özgürlükler içerisinde Geliyor mu sesim? herkese açık gelecek partisi olarak evet. Sesim geliyor mu? Şimdi çok fazla soru var. Çok da Geliyor. zamanımız kalmadı. Yani sorularla gidelim ki kısa kısa cevap verirseniz. Oktay Kaya demiş Evet. ki, Oktay Kaya benim değerli bir büyüğümdür. Süleyman Şah Türbesi Davutoğlu zamanında niye kaçırıldı? Tereyağından kıl çeker gibi taşıdık türbeyi diyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana kaybeden tek vatan toprağıdır. Erdal Çelik de demiş ki Davutoğlu başbakan değildi ki kuklaydı. Tayyip Bey'in kararıydı türbenin taşınması demiş. Zübeyir Yarar Erdal Bey doğru söylüyor demiş. Tayyip Erdoğan'ın fikriydi diye o da doğru söylüyor demiş. Bu şekilde yorumlar var. Ben ikinci soruyu soruyorum. Bu türbeyle ilgili yorumunuz olacak mı? Yani Türbeyle ilgili. o kardeşlerime söylüyorum, siz o türbelerden bahsetmeden önce ya da genel başkanımız bir iki yıl orada kaldı diye bütün her şeyi olumsuzlukları onun üzerine atmaya kalkmasınlar. Eğer atacak bir yer var ise ilk önce İstanbul'a gidecekler. Yeni yapılan, şu an 40 tane dosya savcılığa gitti. 15 trilyona yakın yolsuzluk var. Benim halkım ölüyor. Benim halkım her gün kendi gerçekten şu an açlık seferlik içerisinde. Yani bunları görmüyorlar ama kalkıp da bizlere fırça atmaktan, kalkıp da bizi gerçekten yanlış bir şekilde yönlendirmek ve sanki kapıyı açmak istiyorlar. Biz bunlara hedef olmayacağız. Eğer o Başkanım. insanlar şu an konuşuyorsa, o insanlar konuşuyorsa oraya yazsınlar. Bugün kaç kişi ölmüştür? Şu an askeri ücretten hangisi kendi evine çocuklarına yiyecek götürüyor mu? Ekmek götürüyor mu? Bunları söylesinler oraya. Şimdi Şu an 40 başkanım. tane dosya gitti. Bak Ekrem İmamoğlu'nun dün şey yaptığı şeyde 40 tane şu an. Bunu da yayınlamıyorlar kardeşim. Yani bu Başkanım. yoksullukları ilk önce çıkarsınlar. Oradan Anlatabiliyor soracağım. muyum? Başkanım oradan soracağım. Birincisi lütfen ama lütfen şu kameradan az geri durursanız başkanım sesiniz yankı yapıyor. Evet. Sizden ricam ses Evet. yankı yapıyor. Anlaşılmıyor söyledikleriniz. Lütfen rica ediyorum. Evet. İkincisi başkanım buradaki insanlar şimdi buraya bizim yorumcularımız genelde yani olanları soracak ki endişeleri var, soruları var. Olacak ki siz o öyle değildir böyle Evet. demek hakkınız o sizin şeyiniz. En büyük tabii ki bir partisiniz, davanız var, peşinden gideceksiniz, doğruları anlatacaksınız. Doğruları anlatmaktan yılmayacaksınız. Yani vatandaş size niye oy atmalının asıl sebebi de bu, gerekçesi de bu. Size ben niye oy atmalıyım? Beni nasıl ikna edeceksiniz? Evet. Yaşanmışlıklar var. Evet. Başkanım, yankı Mahmut yapıyor bu arada. kardeşim. Şey, sesini Mahmut kısabilir kardeşim. misiniz? Bir telefon daha var. Sesini kısarsanız Şimdi sevinirim. O yüzden tüm buraya buradaki yorumlara sizden ricam hani tepki veriyorsunuz demiyorum yanlış anlaşılmasın ama vatandaş yok aklından yok geçirdiğini soruyor. benim En yürekliliklere cevap vermesinin hakkınızdır. O yüzden dolayı da cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. her soruya cevap vereceğim. İnşallah Allah'ın izniyle saatimiz varsa devam edeceğiz. Her Söyle, sorunun bir başkanım. cevabı vardır işte. Vatandaşımız merak ediyor. Yaşanmışlıkları ve gelecekte ne olacak şimdi? Gelecek Partisi kuruldu. Tamam, Gelecek Partisi kuruldu. AK Parti'den ayrıldı. Ahmet Davutoğlu il başkanını söylemiş.
Demiş ki il başkanı Mardin, Gelecek Parti il başkanı, Dörtçe'ye karşı durduğumuz için ayrıldık demiş. Çok güzel. Bunları işte izah etmeniz lazım. O Dörtçe'ye ne? Yolsuzluk, yasaklar, bunlar neler? Bunları vatandaşın örneğin Ahmet Davutoğlu Sayın Genel Başkan bu Suriye'deki camide namaz kılacağım demişti. Denildiği iddia edilmişti. Demedim dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında var 2012 yılında dedi. Gayet basit. Anlattı bunları. Değerli kardeşim, Mahmut kardeşim, Sayın Mert TV değerli kardeşim, gerçekten bu güzel soruları soruyorsunuz. Ama bu soruların altında şu yatıyor. Türkiye'nin gerçekten yani düzenin değişmesi lazım. Yani bunların altında tek cevap soru olarak bu yatıyor. Bakın şu an Türkiye'de hastanelerin sahipleri Sağlık Bakanı oluyorlar. Şu an Türkiye'de okul sahiplerinin bakanı Milli Eğitim Bakanı oluyorlar. Şu an otellerin sahibi Turizm Bakanı oluyorlar. Yani bu halk bunları görüyor. Biz bütçeye bakıyoruz. Geçen gün iki gün önce bütçeye bakıyoruz. Yani bütçe üzerinde mecliste konuşulanlar oldu. Beş tane çetenin cebine para giden ve bütçelerin nasıl torpille gittiğini, nasıl sarayın talimatıyla gittiğini, nasıl talanla şu an 200 milyar dolarla Türkiye'nin borcu 800 milyar oluyorsa ve ağlara gittiğini herkes biliyor. İçiniz rahat olsun. Bütün Türkiye biliyor. 84 milyon insan biliyor. Bunun içiniz rahat olsun. Ama bu vergi kaçıranlar, bu holdingler vergi kaçıranlar biliyorsunuz. Yani bu bütçeler inancın olsun inkarcıdır. Bu bütçeler ırkçıdır. Bu bütçeler demokratik olarak değildir. Bu bütçeler gerçekten sadece Mardin için desem, Mardin için hiçbir şey değildir. Mardin eğer Türkiye'de 4. sırada petrol veriyorsa ve hala Mardin'de 2 tane fabrikayı görmüyorsam, bu bütçeler benim için sağlıksızdır. Şu an Gelecek Partisi bu için vardır. Gelecek Partisi birliği ve ekonomiyi düzeltmek için, bütün hakları kucaklamak için vardır. Yani bunları görmüyorlar. Yok efendim 18 sene önce benim genel başkanım başkanmış da bunları yapmış da böyle yapmış da yok böyle bir şey. Genel başkanımız gerçekten yanlışıyla iyisiyle iyi de yapmışsa kötü de yapmış. Şu an ben onun yanına gittiğimde oturduğumda ya da onun komplelerine gittiğimde çok sağlıklı cevaplar veriyor. Yani Türkiye'nin sıkıntılarını dile getiriyor ve Türkiye'nin sıkıntılarını Allah'ın izniyle 100 senedir hiçbir partinin yapmadığını yapacağım diyor. Bunları anayasalaştıracağım diyor. Halkımız şu kelimeyi görmüyor. Anayasalaştıracağım diyor. Zaza kardeşlerim bunu görmüyorlar. Kürt kardeşlerim haklıdır. Bunu görmüyorlar. Çünkü bunu görmek için medya bırakmıyor. 400 tane televizyon var. 395 tane televizyon onlarıdır. Tabii ki görmüyorlar. Yani bunları söylüyoruz. Genel başkanımız herkese saygı ve sevgi içerisinde bunları anayasalaştıracağım diyor. Kucaklayıcı bir cesaretle geleceğim diyor. Yani bunları görmüyorlar. Ben ne yapayım? 100 senedir hala sıkıntılar devam ediyor. Başkanım. Ama şimdi haklı bir soru soracağım burada. Haklı bir soru soracağım. Bunu gerçekten sorguladınız mı bilmiyorum ama. Şimdi Ahmet Davutoğlu tekrar söylüyorum. İktidar derken bunun üzerine gidebilmiş mi? Yani bu medyada diğer muhalefet partileri yer bulamazken Ahmet Davutoğlu bunun mücadelesini yapmış mı? Hiçbir şekilde samimi olarak bunu görüşebildiniz mi? Şu an ben kongrelere Batman Kongresi'nde katıldım. Evet. Ben Diyarbakır'daki kongrelerine katıldım. Bakın değerli kardeşim, yani çocuklarımız şu an bir bez almıyor. Çocuklarımız bir süt mama almıyor. Ailelerimiz bir ekmek şu an iki gün önce Nusaybin'de 3 TL oldu ya. Ya bir koli yumurta 25 TL olmuş Allah aşkına. Açlık var şu an, kriz var, kimse bunu konuşmuyor. Şu an 1 kilo çay 85 TL olmuş. 5 litrelik yak 80 TL olmuş. Yani bunları söylüyoruz Allah aşkına, kimse neden bunları görmüyor ya. 400 tane kanal bunlara çalışıyor ve bunları gerçekten üzerimizde bir ambargo var. Yani medya ambargosu var. Genel başkanımız bunları söylüyor. Özellikle diyor bütün halkları bakın. Bütün halkları diyor Şırnaklısıyla, Edirnesiyle, İstanbulluyla, Antalyalısıyla, onun şu CHP'ye oy vermiş, Saadet'e vermiş, AK Parti'ye vermiş gözükmeksizin herkese birlik ve beraberlik içerisinde herkesin hakkını savunacağım ve bunu anayasalaştıracağım diyor. Bunu yüzlerce defa söylemiş.
anayasayı kullanıyor. Bunu anayasalaştıracağım diyor. Herkesin değeri orada olacak. Herkesin dili olacak. Yani açıkçası ne söylüyorum ya? Değeri diyorum ya. Yani bunları anlamıyorlar mı Allah aşkına? Başkanım, yani bunları söylememiz lazım. Başkanım, evet. Sesiniz yine çok yaklaşma lütfen. Lütfen az, çünkü evet, yankı yapıyor. Sizden rica ediyorum. Bir soru evet, var. Bir soru var Sayın Başkanım. Bu arada 28 kişi izliyor şu an. 42 kişiye geldi, dayandı. 50 kişiyi buldu. Buradan şunu söylüyorum. Hangi evet, parti olursa olsun, telefon numaramı oradan yayınladım. Mutlaka bizi irtibata geçin. Yüreklilikle gelin burada konuşun. Partinizi anlatın. Kendinizi anlatın. Teşkilatlanmanızı anlatın. Öyle. Hani ben şuna inanıyorum. Türkiye'de herkes eşit şartlarda imkan bulabilmeli. İmkan bulup en iyisini seçmeli. Halk olarak, millet olarak en iyisini seçmeliyiz. Yani kapılı kapılı arkasında oyun oynanarak, ben de o konuda katılıyorum. Sadece iktidarın 13 kanalda yer alması bana göre hoş değil, uygun değil. Ama önemli olan şunu sorguluyorum ben. Sorguluyorum. Ahmet Davutoğlu iktidardayken bu konuda müdahale edebildi mi? Bu konuda muzdarip miydi? Neden? Muhalefete yer verilmiyor yeterince kadar söz çıkartabildi mi? Çok merak ediyorum. Başkanım soru gelmiş. Şunu söylüyorum soruya. Ahmet Davutoğlu iktidardayken halktan notu kırıktı demişler. Tekrar iktidara veya iktidara ortağı olsa size göre biz halka nasıl bir güven verebilir? Halka güven verebilir mi Ahmet Davutoğlu? Değerli Genel Başkanım Sayın Ahmet Davutoğlu zaten şu an bazı çalışmalarında bulunuyorlar. Yani gerek Türkiye'nin bazı başkanları görüyorsunuz. Onları ziyaret ediyorlar. Yani Ankara'yı ziyaret ediyorlar. Genel merkezlerimizi ziyaret ediyorlar. Yani bunun altında ben inanıyorum bu saatten sonra Ahmet Davutoğlu olabilir yani, neden olmasın, bazılarıyla anlaşabilsek eğer bizim o istediklerimizi, o değerleri, halkın sıkıntılarını giderilecekse ve Türkiye'nin iyi olacağına inanıyorsak ve birlik içerisinde onların altına o imzalar atılacaksa bizim kapımız herkese açık kardeşim. Bütün partilere açık. 100 tane parti var. Bütün partiler açık ve net bir şekilde şu an siyaset yapılıyor Ankara'da. Yani açık ve net bir şekilde bunu söylüyoruz. Ve herkes biliyorsunuz Saadet'iyle, CHP'siyle, İYİ Partisi herkes bizi ziyaret ediyor. Çünkü biz eğer bunlar var ise biz beraberlik içerisine gideceğiz. Ama bunların altına imza atılmayacaksa, bizi böyle ortada bırakacaklarsa ben kendi adıma söylüyorum. Ben kimseyle yürümem yani. Zaten büyük ihtimalle Allah'ın izniyle şu anki Türkiye'nin büyük ihtimalle biz olacağız. Yani biz kendimize inanıyoruz gelecek partisi olarak. Türkiye'yi kucaklayacağız. Yani Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı eğer kısmet olursa Sayın Ahmet Davutoğlu olacaktır. Yani çünkü Ahmet Davutoğlu bütün kapıları açan tek liderdir ve herkes bunun arkasında gelmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Ahmet Davutoğlu bunları söyledi. Sayın Genel Başkanımız bunları özellikle söyledi. Partileri A'yla B'yle, sağcısıyla solcusuyla, yani biz o partiye rol, kapı olacak, yol gösterecek tek partiyiz. Bizsiz kimse hiçbir yere gidemez bu saatten sonra. Biz olmadığımız bir yerde hiç kimse ilerleyemez. Açık ve net söylüyorum, bunun altını çiziyoruz. Yani ben şu an Allah razı olsun, az önce yine değindiniz, arkadaşlara da söylüyorsunuz. Yani herkes sizin yani programlarınıza katılabilir, yani CHP'si de gelir, İYİ Partisi de gelir. Herkes gelebilir. Yani bunlar, herkes gelebilir yani. Mesela ben Nusaybin İlçe Başkanıyım, bize bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun diyorum Sayın değerli Mahmut kardeşim. Gerçekten Mert TV olarak size olan bu saygımızı asla unutmayacağız. Her zaman yanınızda olacağız. Sağ olun başkanım. En azından adaletli ve demokrasi içerisinde olsa bize bu fırsatı verdiniz. Allah'ın izniyle başka programlar da yaparız sizlerle beraber. Eğer evet olursa. Başkanım. Yani bu değişimle biz de her zaman sizleri gerçekten alkışlayacağız. Yani çok değerli bir insansınız bizim için Türkiye'de şu an. Bu programları bize açıyorsunuz. Nasıl teşekkür Türkiye'de ederim. De rütbeye bağlı 400 tane kanal var ise ve bizleri gerçekten bu rütükler, gerçekten bu rütük sahipleri ve 400 kanalı gerçekten kendisine çevirenler, bizi görmeyen bir tane kanal demeyeceğim ama siz görüyorsanız
sizi alkışlamak lazım Mardin'de. Sağ ol, yani sağ ol. Bunu da söylemek Teşekkür lazım. Ediyorum. Çok Adalet sağ olun. Olarak bunu söylemek lazım. Sağ ol. Başkanım, siz o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki, yani tam soru geliyor, soruyu cevap veremeden konu unutuluyor. Başkanım, şunu soracağım. Samimiyetimle soruyorum. Evet. Ha bu arada Osmaniye Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Saygı'ya buradan selamlarımı iletiyorum. O da sizin gibi çok kıymetli, çok değerli bir insan. Eskiden tanırım. Evet. Çok eskiden tanırım. Yanına da ziyaret etme fırsatı buldum. Kendisiyle de görüşürüz. Çok da değerli bir insan. Başarılar diliyorum buradan kendisine. Kıymetli başkanım, Türkiye genelinde yüzde kaç sizin şu an oy oranınız? Mutlaka bunun bir yüzde, şeyi var. %51. %51. Gelecek Partisi %51 mi? Evet, evet. Aynen bu şekilde. Eğer birileri Türkiye'de güç sarhoşluğu yapıyorsa biz de %51 alacağız. İçiniz rahat olsun. Gerçekten alacağız. Yani Türkiye Doğu Şart Bölgesi'ni demiyorum. Geneli Türkiye'nin %51 mi diyorsunuz? Evet, evet. Aynen öyle. Biz Türkiye için Allah'ın izniyle bütün partileri yanımıza alacağız. Siz bakmayın şu an parti kurmuşlar. Yan yana birkaç tane telefonlarla birkaç tane ofis açmışlar. Bunlar bu şekilde olmuyor. Yani Türkiye'nin geleceği büyük demokrasilerle olur. Büyük demokrasinin tek varlığı ve tek özelliği imza atacak tek bir kişi var. O da Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur. Bunlar herkes onun arkasında olması lazım. Ben buradan gerçekten söylüyorum. Büyük dernekler var. Bak büyük dernekler dediğimiz yani milyonlarca dernekler var. Ama bu dernek başkanları maalesef bizi kötülüyorlar. 2-3 alıyorlar öbür partilerden. Biz bunu görüyoruz. Ama inancınız olsun 100 yıldır onların hala bir ismi anayasaya girmemiş. Bir ismi onların bir kelimesi ya. Bir kelimesi harfleri anayasaya neden? Hep haklarını gerçekten doğru da söylemedikleri içindir. Ama bu saatten sonra hak bunları görecektir. Türkiye halkı 84 milyon bunu görecektir. Evet. Yani Ahmet Davutoğlu'yu tanıdıkça seveceklerinden emin olabilirsiniz. Başkanım. Bazıları yanlışlıkları başkanım. Ona mal etmek istiyorlar. Bunları biliyoruz. Biz bunları biliyoruz. Yani o giden 2 yıl kalmış diye bütün yolsuzlukları, yanlışlıkları sanki o yapmış gibi böyle üzerimize gelmek de bu değil. Kardeşim şu anki soruları cevap etsinler. Allah aşkına her şey ortada yani. Başkanım. Bakın kadın cinayetleri artıyor. Yani şu an kadın cinayetleri kim yapıyor Allah aşkına? 20 yıldır biz mi yapıyoruz? Çocuk istismarları artıyor. İnternet ayarları her gün konuşuluyor. Aşağı indiriliyor. Biz mi yapıyoruz? Keçiler öldürülüyor ormanlarda. Biz mi yapıyoruz? Ormanlar yıkılıyor. Biz mi yapıyoruz? Çiftçilerin sorununa çare bulmuyorlar. Biz mi yapıyoruz? Yani başkanım. Keyfi tavırlar üzerinde bizi böyle gerçekten aşağıya getirmek mi hoş değildir? Biz mi 1800 tane kararname aşağı indirdik? Bizim genel başkanımız mı anayasayı değiştirdi? 1600'e yakın şu an kararname çıktı. Ne demek biliyor musun kararname? Kanun değiştirmek. Yani bizim genel başkanımız mı? Maalesef görmüyorlar, adaleti görmüyorlar. Başkanım. Maalesef bu medya olduğu sürece bunun devam edecektir. Bunun gibi sorular da gelecektir. Normal buluyorum. Sayın Akan, şimdi şöyle başkanım. Şimdi sorular var. Sizden ricam bütün sorulara cevap verelim. Güdük kalıyor. Yani yarım kalıyor. Yani inanın ki daha anlaşılır olacağına inanıyorum. Herkesin sorusuna net cevap verelim. Olur mu? Çok soru var. Tamam. Çok soru var. Çünkü seyirciler ayrılmadan biz bu gece buradayız Mahmut kardeşim. Herkesin sorusuna cevap vereceğiz. Tamam. Bu gece buradayız. Sen kapatıncaya kadar biz buradayız. Kaçmıyoruz. Tamam. Sayın Oktay Kaya sorar. Ahmet Davutoğlu AK Parti'yi kastederek konuşursam o koltukta oturamazlar dedi. Konuşsun niye konuşmuyor demiş. Ben de buna ek olarak şunu soruyorum. Başkanım bir araya geldiğinizde veya o hani kongrelere gittiğinizde mutlaka ilçe başkanısı, il başkanısı bir araya geliyorsunuzdur. Samimi olarak bu tür konularda ne konuşması gerekiyor da konuşmuyor veya bunlar söylüyor mu bunlarla ilgili? Hakikaten. O arkadaşımıza söyleyin içi rahat olsun. Yani bir yanlışlık varsa genel başkanımız hiç kimseden korkmuyor. Herkese o cevabını verecek. Zamanı geldiğinde bunlara cevap verecektir. Genel başkanımız kimseden korkmuyor. Genel başkanımız bu adaleti, bu demokrasiyi, bu hak ve hukuku
savunmamış olsaydı geçen gün 10 maddelik bir partimizce bir program yapamazdı ve çıkartamazdı. Şu an onları çıkarttı. Şu an onlar yapıldı. Şu an onlar bitti. Artık bu saatten sonra bizi hiç kimse sorgulamaya gerek yok. Biz hazırız. Sadece kazanmayı bekliyoruz. %51'i almayı bekliyoruz. Alan izniyle bunlar hazır. Bu topraklarda var ya, bu topraklarda barış olacak, demokrasi olacak. İçiniz rahat olsun. O arkadaşınıza bunu söyleyin sadece. Başkanım, Kadri Kenan Akan yazmış, Nusaybin seninle başkanım yazmış, Musa Şahin yazmış, iyi programlar diliyorum yazmış, Erdal Çelik başka bir konuya değinmiş herhalde, onu okudum ben biraz önce, ne yazmış? Evet, Meral Akşener Hanım genel başkanlığı bırakıp Demokrat Parti'de Cemal Ergin Süleyman Soylu'nun makamını beklemeye gitti, yani bir sonraki seçimlerde lider partisi CHP yazmış. Onun yorumudur. Başkanım, Türk Milleti İyi Parti'yi çağırıyor. Senin... Herkesi İyi Parti'yi etrafında toplamalı yazmış Kazım Turan. Ahmet Koca İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'dir yazmış. İsmail Yıldırım yazmış. İyi yayınlar. Abdülvehhab başkanıma cesur insandır. Başarılar diliyorum yazmış. Çok fazla ben şey buradan, var. Ben buradan bütün partilere sesleniyorum. Bak, Gelecek Partisi İbrahim olarak Kara, İbrahim Kara yazmış, iyi yayınlar dilerim yazmış. Başkanım, bunları okuyalım da. Bunlar bize katkı sunuyorlar. Bunlar çok önemli çünkü. Evet. Sağ olsunlar, yayınımızı takip ediyorlar. Zübeyir evet. Yerer yazmış. Gülüyorsun yazmış bana. Şundan dolayı gülüyorum başkanım, onu belirteyim buradan. Başkanım, bana derler ki genelde ömrüm boyunca sen çok konuşuyorsun, seni bastırmam mümkün değil derler. Siz de beni bastırınca tuhafıma gitti. Biraz susturamıyoruz sizi. O yüzden dolayı dolusunuz, anlıyoruz. Size ara sıra ekranlarımıza çıkartalım. Gayet iyiyim, dolu değilim. Çünkü o kadar halkımız mağdur ya, o kadar vefasızlıklar var ki şu an. Onları söylemek Gelecek Partisi artık söyleyebilir. Bu yüzden Gelecek Parti'ye katılın diyorum. Buradaki İYİ Parti'nin genel başkanına söyleyeyim. Bizlere katılın. Burada Demokrat Parti'ye genel başkanına sesleniyorum. Gelecek Partisi'ne katılın. Bak, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Saadet Partisi'ne söylüyorum. Bizlere katılın. Yani biz tek çareyiz. Türkiye'nin tek çaresi biz kalmışız. Başka bir çare yok kardeşim. Herkesi kucaklayan, hak ve hukuku, adaleti yerine getirecek tek bir parti var. Bunları söyleyeceğiz. Baz mı kardeşim? Şimdi şey diyeceğim. Şu an 194 ülkede şu an 13 tane ülke var. Bunların dilleri var. Bak, hala bunu anlamış. Biz bunları bazen konuşurken sayfalarımızda siyasetçi diliyle konuştuğumuz için kimse bizi anlamıyor. Şimdi halk diliyle konuşacağım. Genel başkanımız diyor ki, bak, halk diliyle söylüyorum. Diyor ki, herkesin hakkını vereceğim diyor. Yani bu nedir hak? Dilin, arkın, ne olursa olsun senin yanında olacağım diyor. Ve bunu anayasalaştıracağım diyor. Yani 100 yıldır kimsenin yapmadığı bu noktaya kimse dikkat etmiyor. Ve maalesef bizleri görmüyorlar. Neden? Bizi görmekte haksız. Yani 400 tane kanal var, 3 tanesi bizi görüyor. 397 tane kanal bizi görüyor. Televizyonlar bizi görüyor. Size niye katılsın? Cumhuriyet Halk Partisi, %14'lük, 15'lik İYİ Parti, işte atıyorum Demokrat Parti. Yani şu an sizin bu kadar güven olmasının sebebi nedir? Size niye katılma gereği duysunlar? Onların siyasi görüşlerini takip ediyorum. Yarın bırakılıyor. Yarın bir Türkiye kimse istemiyor. Yani şu an Türkiye o kadar karma karışık oldu ki herkes birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak istiyor. Dürüstçe anlatabiliyor muyum? Yani, herkes kendini ifade ittifak istiyor. Mı olsun istiyorsunuz? Bu ifadelerinden, başkanım, bu ifadelerinde bazılarında görüyorsunuz. Ama bütün ifadeleri Gelecek Partisi'nde görebilirsiniz. Bütün ifadeleri Gelecek Parti'nin şeylerinde vardır, tüzüğünde vardır. Yani bunlar resmiyetleştirecek diyorum. Şöyle ittifak mı olsun istiyorsunuz? Gelecek Partisi'yle ittifak mı olsun istiyorsunuz? Yani biz bütün partilerle kazanmak, tabii ki bizim amacımız kazanmaktır. Amacımızı söylerken bütün partilere kapımızı açıyoruz. Eğer biz yaparsak, birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımız tüzüğün altına imza atsalar, bütün partilere kapımız açıktır. AB Parti demiyorum, bütün partilere. Şu an 100'e yakın parti var. Eğer, yani bunları söyleyeceğiz değerli Mahmut kardeşim. Yani şu an Türkiye üniversiteler kapatılıyor. Yani bunları söylemeyelim mi? Yani ötekileştirmeler var. Yani bize teslimiyeti, diz çökmeyi görüyorlar. Biz bunların yanında olmayacağız. Biz bunların
Gerçekten bunları yok edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe beraber olacağız ve nasıl Türkiye'nin kazanımları demokrasi yoluyla gidiyorsa ve bu yüzden şu an gördüğümüzde herkes A partisi demeden, B partisi demeden gerçekten oylarını kullanıyorsa ve biz bunları görüyorsak biz bu demokrasinin arkasını bırakmayacağız. Yani teslim olmayacağız. Yani olmadık olmayacağız. Yani barış ve demokrasi nerede olursa biz onun yanında olacağız. Yani bunlar ne yapmak istiyor? Bazı partilerimizin sefaletle bir gençlik yetiştirmek istiyorlar. Zaten amaçları bu. Yani krizi yitmek, o gençlerin yerini almaktır. Sayın Akan, şimdi birkaç tane yorum okuyayım. Çok zaman daraldı. Soruların hiçbirini soramadık. Yani şöyle kısa öz gidelim lütfen. Hani yine alırız. Evet. Sorular kalıyor, insanlar yazıyor. İsmail Yıldırım yazmış. İsmail Yıldırım, Gelecek Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde durumunun iyi olduğunu gözlemliyorum. Kutlarım kendilerini demiş İsmail Yıldırım. Erdal Çelik yazmış. Saadet Partisi'nin kendi bünyesine davet edebilecek ahlak ve maneviyat tabi parti olabilme ihtimalimiz yokken bu ne pişkinlik yazmış. Ahmet Koca yazmış. İyi Parti emekli gülecek, işsiz iş bulacak, tek adam rejimi gidecek, padişahlık sistemine son verilecek. İyi Parti Osmaniye'den yazmışlar. İbrahim Kara yazmış. Abdülvahap Başkanım müsaibinde cesurca çalışmalarına devam ediyor. Korkusuzca inanan, korkulacak bir durum da yok. Başkanımın arkasındayız demişler kendileri. Şimdi Mardin İl Başkanı da çok değerli bir insan yazmış İsmail Yıldırım tekrar. Mardin'i ve Gelecek Partisi'ni takip ediyorum şu an. İyi durumdalar, iyi gidiyorlar demiş. Selamları var. Başkanım, şimdi şu gündemden gidelim de çok zamanımız kısaldı. Yine bir gün yayın yaparız. Tamam mı? Ben öncelikle şu pandemi dönemi hiç konuşulmadı. Pandemi döneminde esnaflar konuşulmadı. Eğitim konuşulmadı. 3 tane vekilin maaş alması konuşulmadı. Sizden rica ediyorum sorularıma kısa cevap verirseniz zamanımız çok daraldı. Lütfen kısa öz olursa sevinirim. Olur mu başkanım? O 3-4 tane maaş alan milletvekili zaten. Hayır, soruyu sorayım. Başkanım, soruyu soralım öyleyse. Soruyu soralım başkanım. Tek anlaşılmıyor. İkimiz de konuştuğumuz zaman anlaşılmıyor. Ben soruyu sorayım başkanım müsaade ederseniz. Şu pandemi döneminde öncelikle ilaçlar konusunda Türkiye'ye pazartesi günü itibariyle gelecek. Şu an müsaibinin durumu ne? Pandemi koronayla mücadelesi ne durumda? İkincisi, ilaç siz buldurmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz ilaçlara? Çin'den gelecek ilaçlara? Başkanım maşallah 10 tane soruyu birden sordunuz. Hepsine cevap vereceğiz Allah'ın izniyle. Koronadan bahsedelim, bu ilaç ve aşıdan. Ben asla ilaç kullanmaktan yana değilim şahsım adıma. Bir daha söyler misiniz? İlacı kullanmaktan yana değilsiniz. İlaç, doğru mu anladım? İlaç kullanmaktan yana değilim. Bu bir ve gelecek ilaca da inanmıyorum. Bu iki, tabii ki bu ilaç üzerinden bayağı hem CHP tarafından hem iktidar tarafından bayağı siyaset yapılıyor. Biz bunu da biliyoruz. Nasıl yapıldığını, nasıl çevirdiğini. Sadece kendi insanlarını oraya katarak 24 saat kendi adlarına sadece gelecek partiye de yol vermeden nasıl siyaset yaptıklarını görüyoruz. Ama gerçekten Türkiye'nin sıkıntıları var. Yani bu ilaç konusunda şu an insanlarımız çok mağdur. Müsaibin olarak biz söylersek yüzlerce, binlerce insanımız işsiz. Kafeler kapalı. Bakın restoranlarımız kapalı. Garsonlar çalışmıyor. Buradaki esnafımız kepenkler kapalı. Şu an Türkiye geneline baktığımızda 400'e yakın kepenk kapatıldı. Yani 400. Biz bunu söylüyoruz. Halkın bildiği her şeydir. Yani şu an halk hani diyorlar ya bazı işte bilmem ne verilerine göre gittik de işsizlik oranı %20, %15 falan diyor. Bu yalan yani. Ben inanmıyorum. Şu an Türkiye'de işsizlik %80'dir. Şu an hiçbir tane otel açık yok yani. Maalesef bunu ne yapmaları lazım? İktidar hemen bunu düşünmesi lazım. Hükümet bunu hemen düşünmesi lazım. Ve bütün ailelere birer maaş verilmesi lazım. Yani eğer biz az önce sana dediğim gibi o faturalarda o değerler üzerinden bizlerden deprem paraları şunlar bunlar TRT payı işte KDV payı şunlar alınıyorsa bu hükümet gereğini yapması lazım kardeşim. Eğer Belçika'da sigortalı çalışan biri 1600 euro alıyorsa işinden vazgeçmişse şu an Türkiye'de de onu alması lazım. Belçika'daki adam şu an 17 milyar para alıyor. Evinde oturduğu halde parasını alıyor. Ama benim halkım şu an ne yapıyor? Fakirliğe mahkum. Yani mahkumluk var ortada. Yani yolsuzluk var ortada.
Yani haksızlık var ortada. Biz bunları görüyoruz ve bu hak bunu gördüğü için nasıl oy kullanacağını biliyordur. İnancınız olsun, iktidar ilk seçimde gidecektir. İçim o kadar rahat olsun. Tamam. Başkanım. İlk seçimde. Başkanım. İsmail Yıldırım tekrar yazmış, süper bir yayın. İkiniz de harikasınız. İnanın zevkle izliyorum. Geceye neşe kattınız demiş. Selamlarımı iletiyorum ben de kendisine. Başkanım. Allah razı olsun. Bize selam gönderiyoruz. Bir videomuz var. Bir Gelecek Partisi'nin bir videosu ve basın açıklaması var. Onları bir vereyim ekrana müsaade ederseniz. Evet. Bir saniye bekleyiniz. Ben vereyim. Ve koalisyon iktidarı doğrudan hibe şeklindeki yardımların tam 30 katı, 4 yıl önceki bütçe açığının tam 10 katı, aşı harcamalarının ise tam 15 ila 20 katı bir miktarı 245 milyar Türk lirasını bütçe açığı olarak bu millete teklif ediyor. Bakın iki kesim söylüyor. Algı, iletişim. Bu bütçe kaçan eski bakanın açıkladığı varsayımlara dayanıyor. Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da çaresiz. Çok beklersiniz. Tam bir Alice Harikalar Diyarı'nın masalı. Ne diyoruz? Çok ömelli mi diyoruz? Bu bütçe bir vatandaş tamam, bütçesi bir değil. Saniye. Bu bütçe gerçekçi değil. Bu bütçe şeffaf değildir. Bu nedenle esnafı, çiftçiyi koruyan yeni bir bütçe revizyonu. Şimdi bu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısının bütçeyle 2021 yılı bütçesiyle ilgili açıklaması, bir de Gelecek Partisi'nin Twitter sitesinde açıklamış olduğu 2021 yılı bütçesiyle ilgili videosunu da yayına vereyim. Ondan sonra kesintisiz konuşalım, olur mu? 2020 yılında açıklanan enflasyon %11.89. Dolar kurundaki ortalama artış %35. Tarımsal ilaçlara gelen zam %44.2. Gübreye gelen zam %32.2. Tohuma gelen zam %25. Hayvan yemine gelen zam %42. Bu şartlar altında çiftçiye 2020 yılında 22 milyar lira destek sağlandı. Bu şartlar altında çiftçiye 2021 yılında ödenecek toplam destek tutarı yine 22 milyar lira. Ardında finansal bir enkaz bırakarak af dileyen bakan, sırra kadem basarken çiftçi yine tarlada. Üstelik döviz kurunun, gübrenin, yemin ve diğer gider kalemlerinin akıbeti belirsizken. Beştepe'deki binlerce odada danışmanlar hiçbir iş yapmamaya devam etsin diye, iki adım ötedeki Kıbrıs'a 8 uçak kalksın diye, Ankara'nın saraylarındaki, İstanbul'un köşklerindeki sofralarda beyaz çaylar, ejder meyveli smotiler, havyarlar eksik olmasın diye, Cumhurbaşkanlığı konvoyu biraz daha genişlesin diye, bu lale devri hiç bitmesin diye, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapılacak olan artışsa %28.1'de 4 milyar 39 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçinin cefası, sarayın sefası. Evet Sayın Başkanım, videoları izledik. 2021 bütçesi geçtiğimiz günlerde 12 günlük bir maratonla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Türkiye bütçesi 4 milyar 329 milyon TL açık vererek verilmesi öngörülüyor. Bu şekilde kabul edildi. Artı Cumhurbaşkanlığı bütçesi 425 milyar lira düzeltiyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesi de 4 milyar liraya çıkartıldı. %28 oranında arttırıldı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Önemli olan hani burada bir Nusaybin'e ne hissedildi? Bu bütçeyi gördüğünüzde ne hissettiniz? Değerli kardeşim, yani bu bütçeleri görüyoruz. Yani her bir birime, her bir bakanlığa belli bir para aktarılıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani Milli Eğitim olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, ekonomi şu bu işte bütün bakanlıklara birer bir miktar para atılıyor. Bu bütçeler üzerinden bazı şeyler belirlene görünüyor ve bunlar bu şekilde çalışıyorlar. Ama bu bütçelerin arkasında ne var? Halk bunu görmüyor. Yani şu an Cumhurbaşkanlığı'na giden para nereye gitti kimse araştırmıyor. Daha önce Danıştay, Yargıtay bilmem ne raporları vardı. Şu an yeni kanunla yeni çıkartılan kanunlar içerisinde kimse bu bütçeleri yargılamıyor. Yani yargılamadığında kim bu paralar nereye gittiği göremiyorlar. Zaten görmedikleri için, kimse bir şey demedikleri için şu an Türkiye kriz yaşıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani açık ve net bir şekilde söylüyorum. Halkımıza bunu duyuruyoruz. Yani eğer bütçeler üzerinde bu kadar paralar aktarılıyorsa ve bu miktarlar görünüyorsa
ve bu miktarların nereye gittiği Yargıtaylar tarafından, hakimler tarafından, savcılar tarafından bunlar nereye aktarıldığı söylenilmiyorsa ve bunlara gerçekten bir kanun çıkartılarak bunların önünü kesilmişse, yani orada yani kim cumhurbaşkanı olursa olsun kendi kafasına göre şu an nasıl şey vardı, bir isim vardı da ismini unuttum. Bir tane vakıf üzerinden şu an Amerika'da 21 katlı bir tane daire yapılıyor. Yani benim burada insanım, benim halkım açlıktan ölecek, kendini ateşine verecek, kendini yakacak, asacak ama siz kalkacaksınız vakıf üzerinden, varlık fonu üzerinden, anlatabiliyor muyum? Yani gidip Amerika'da şu an 21 katlı daire yapılıyor. Baktılar Türkiye'yi kazanmayacaklar, baktılar buradan gidecekler, baktılar artık buraları halk onları istemiyor. Artık bu yolsuzluklar ortaya çıkacak, şu an vakıflar üzerinden paralar aktarılıyor. Yani ne olursa olsun doğruları söylemeye devam edeceğim. Ha belki kardeşlerimiz vardır, bak yüze yakın parti vardır ama bu partiler söylemiyor. Korku var yani, korku var. Bunu siz, bile getirmiyor. Siz Gelecek Partisi olarak AK Parti'ye oy atan vatandaşlarına oyunu istiyor musunuz? Şu an zaten binlerce insan gelip bize üye oldular. Hala bunları göndermedik. Yani bazılarını göndermişiz de yüzlerce, binlerce insan var. Zaten AK Parti'den gelip bizlere üye olan insanlar var. Yani kendi üyeleri çok geliyorlar buraya. Ve gerçekten HDP'den olsun, AK Parti'den olsun, bütün partilerden bizlere karşı çok alımlı ve çok güzel insanlar geliyor buraya. İnşallah Allah'ın izniyle biz ümit ediyoruz. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Peki yani, orada Nusaybin küçük ilçe gelenleri hep asısım akraba tanıyorsunuzdur. Genel itibariyle sizde gelen tabanınız yani. Şimdi partiyi kurdunuz. Ya başkan net konuşmak lazım. Partiyi kurdunuz evet. Orada tamam mı? Size geliyordur. Ben bilirim kimden geldiğini. Size kayış yani gelme olasılığı genelde CHP'den mi geliyor? Milliyetçi Hareket Partisi'den mi geliyor tabanınız? AK Parti'den mi geliyor? Yoksa HDP'den mi geliyor? Şu an size gelen kimler geliyor? Nusaybin'de kim geliyor? Bırakın Türkiye genelinde. Yani Türkiye olarak şu an büyük yani zaten öbür partilerin fazla hepsi 0-0 altında da özellikle HDP de nasıl bize geliyor? Demokrasi biz kullanıyoruz, barışı öne atıyoruz. Yani herkes bize az çok şeffaflığımızı görüyor. Halk olarak bizi gerçekten tercih ediyorlar. Ama AK Parti'den de çok gelen var. Yani çok aşırı derecede bizi gerçekten alımlı görüyorlar ve birliği sağlayacağımızı, demokrasi içerisinde halka şeffaflığımızı gördükleri için anlatabiliyor muyum? Yani başkanım, gerçekten biz seçimde evet. Başkanım şu çok önemli. Çok önemli. Bakınız. Yani doğuda insanlar burada merak ediyor. Oturdular. Gerçekten merak ediyorlar. Bu arada Artuklu Gelecek Partisi'nden selamları var. Gelecek Partisi gelecekten umudunu kesmiş. Halkın geleceğidir, umududur demişler. Artuklu'ya selam olsun burada. Selamlarımızı iletiyoruz. İsmail Yıldırım Bey, evet. Sizi kutluyorum. İyi bir yayıncılık yapıyorsunuz demiş. Tekrar selamımızı iletiyoruz İsmail Yıldırım'a. Çok saygılarımızı iletiyoruz buradan. Bu arada tekrar ilan edeyim başkanım. Arkadaşlar, Artuklu olsun, Türkiye neresi olursa olsun, hangi parti olursa olsun, yayıncılığımız, numaramız orada. Kesinlikle yayınımıza davetlisiniz. Müsait bir günde, müsait bir zamanda mutlaka canlı yayına çıkartırız. Öyle demeyin. Çok kişiye ulaşıyoruz. Bilgilerinize arz ederiz onda. Başkanım ben şunu çok merak ediyorum. Buradaki insanlar da merak ediyordu. Şu an Nusaybin'de AK Parti'den kopup gelen var mı abi? Var bayağı var. Hatta ailece gelenler oldu. Biz bunları kameraya yansıtmak istemedik. Çünkü buradaki insanlarımız Kızılay üzerinden bayağı yardımlar alan insanlarımız var, fakir insanlarımız var. Onların görmesini istemiyorlar. Yani açıkça söylemek lazım. Hani özellikle buraya gelip çok fotoğraf, hatta benim yanıma gelip yüzlerce insan geliyor ama başkan seni seviyoruz, seni destekliyoruz ama şu partiler bilmesin diye bir korku var. Yani çünkü bu korkular sadece Nusaybin'de değil. Ben inanıyorum Türkiye'nin her yerinde bu korkular var. Yani bu yüzden çünkü birisi buraya gelecek, bir bakıyoruz ertesi gün bir sıkıntı doğuyor. Yani ona karşı bir sıkıntı oluşuyor. Biz bunu fark ediyoruz, hissediyoruz bu gibi şeyleri. Ama isim vermek istemiyoruz. Ama bunların ne olduğunu söylemek istemiyoruz. Ama onlar kendileri biliyorlar. Hatta bizi de böyle hani istemiyorlar. Biz bunu da anlıyoruz ama
Bizi görüyorlar. Nasıl şeffaf olduğumuzu, nasıl birlik ve beraberlik kucaklayıcı bir parti olduğumuzu, nasıl genel bir başkanın olduğunu görüyorlar. Şu an her şeyi söylediğim gibi kongrelere gittiğimizde genel başkanımız her zaman bunun altını çiziyor. Allah'ın izniyle diyor, her şeyi anayasalaştıracağız diyor. Yani 84 milyonun hakkını anayasalaştırır. Bu ne demektir biliyor musun? Bunun bir tek ismi var. Bu topraklarda hiçbir sıkıntı kimse yaşamayacaktır demektir. Yani bu çok önemli ama maalesef bunu kimse görmüyor. İnşallah bunu zamanı geldiğinde bunların altını doldurarak, bu yazıların altını, bu söylediklerimizin altını doldurarak tek tek hepsine cevap vereceğiz. Başkanım ben de buradan bir şey belirtmek istiyorum. Ben de İngöl, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya'da bir fiil 6 yıl yaşamış birisi olarak şunu söylüyorum. Yani orada biraz daha şey ağırlıklı. Yani HDP ile AK Parti arasında bir çizgi var. Oy potansiyeli açısından. Ben şu önümüzdeki seçimlerde inanın ki Gelecek Partisi'nin doğudan ne alabileceğini çok merak ediyorum. Yani denildiği gibi çok büyük fazla oranda bir oy alabilecek mi? Bunu tabii ki sizlerin analizini, anketlerini yapıyorsunuzdur. Ama çok merak ediyorum. Malum Mardin'de 6 milletvekili var. İkisi AK Parti'nin. Yani bunun birini Gelecek Partisi'ne çevirebilecek misiniz? Veya 5'ini çevirebilecek misiniz? 6'sına talip olabilecek misiniz? Göreceğiz. Hep birlikte Hodri Meydan. O seçimden sonrası bir el meydanı yaparız sizinle. Başkanım. Şunu soracağım. Değerli Mahmut kardeşim. Ben Gelecek Partisi Nusaybin İlçe Başkanı olarak benim koltuğum sadece ben bu koltuğa sevdalı değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben bugün varım yarın yokum. Bugün Ahmet var yarın Mehmet var. Mehmet gider Ali gelir. Ali gider başka Hasan gelir. Hasan gelir Hüseyin gider. Anlatabiliyor muyum? Bu koltuklar bizim değildir. Bizim tek bir amacımız var Gelecek Partisi olarak. Halkın yanında olmak, hakkının yanında olmak, birliği ve birliği sağlamaktır. Yemin ederim bizim tek benim amacım budur. Kendi adıma söylemiş olursam tek amacım budur. Halkımızın binlerce sıkıntıları var. Şimdi az önce programımızın başında da dile getirdiniz milletvekili sorunların. Milletvekillerimiz buraya geliyorlar. Yani 5 dakika bir çay içip gidiyorlar. Şimdi o milletvekilleri burada bir yemek yese bir 2 milyar para onlara mal olacak. Ama ne yapıyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kullanarak 3 TL'lik bir yemek orada yiyorlar. 3 TL. Yani halk bunları biliyor. Kardeşim sen buranın milletvekilisin. 3 gün, 2 gün kalmıyorsun. Yarım gün, yarım saat kalıp siyah arabanla gidiyorsunuz. Bu halka vefasızlıktır. Yani evet. Yani bu doğrular değildir. Biz doğruların yanında olacağız. Eğer ben şu an Nusaybin ilçe başkanıysam, halkın şu an 6 bin tane TOKİ yapıldı buradan. 6 yıl oldu bak. 6 bin tane TOKİ'den bahsediyorum. Nusaybin'de 6 bin TOKİ yapıldı ve 6. seneye giriyoruz. Hala bizim insanlarımızın TOKİ'lerin tapuları verilmemiş. Hala insanlarımızın sınır yani TOKİ'nin dışında olan insanlarımızın evleri hala verilmemiş. Hala sıkıntılar var. Hala kirasını almamış olan insanlar var. Hala zarar tespit komisyonları hala geçen gün yazı yazdım dilekçe gönderdim Sayın Valimize. Yani biz bunları söylüyoruz. Hala Nusaybin'de bizim internet ayarlarımız aşağı iniyor belirli saatlerde. Bunların olmaması lazım. Yani hala Nusaybin'de doğru düz 10 senedir bir köprü yapılmamış. Hala yolların bozuk olduğunu söylüyoruz. Hala 4-5 ayda bir su. Yani su bizim topraklarımızın altında çıkan Midyat ile Nusaybin arasında olan o yerlerde sular çıkıyor ve dağlar gibi su çıktı halde. Hala biz bu sulara 2-3 günde bir zam yapılıyor. Bunları söylüyoruz. Hala Nusaybin'de 10 sene oldu. Hala Nusaybin halkı 120 bin nüfus var. Zaten fabrika yok ama petrolün parasına gelince kendilerini alıyorlar. Hala sınır kapılarımız açılmadı. Hala sınır kapımız kapanmış. Hala biz hastaneye giderken akrabalarımız, kardeşlerimiz hastaneye giderken 100 defadır söylüyoruz. Kardeşim polis noktasının yerini değiştirin. Hala bunları değiştirmediler. Nusaybin'de yaşlının kimsesizin maaşı kesiliyor. Biz bunları söylüyoruz. Başkanım. Nusaybin'de elektrik bahanesiyle halka ceza veriliyor. Yani kapısı kapalıdır diye gelip halka... Ya çok önemli bir konuya değindiniz başkanım. Tane tane gidelim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bakınız. Orada size gelen, Gelecek Partisi'ne gelen insanlar kimliklerini açıklayamıyor. Açıklarlar ise yardımları kesiliyor dediniz. Evet. Doğru mu bu gerçekten? Ya bu doğrudur. Tabii ki doğrudur. Yani sadece yardımları değil. Bakın 2 sene önce söylüyorum. İsim veriyorum. Bak isim.
Midyat Çağdere Köyü var. Midyat Çağdere Köyü 2 sene önce de ben o zaman UTEF il başkanıydım. UTEF ne demek biliyor musun? Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Mardin İl Başkanı ve Güneydoğu Bölge Sorumlusuydum. Hala bu yetkim var. Hala valilikte beni görebilirler. Ben Midyat ilçesinin kaymakamlığını aradım. Oradaki yetkili ismini bilmiyorum tabii ki, telefonla aradım. Kardeşim dedim, siz neden Çağdere Köyü, diğer ismi Heverini, Türkçe köyü Heverini diye geçiyor. Bu köyün tümünün, bak tümünün diyorum, engellinin, yaşlının ve kimsesizin maaşını kestiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden biliyor musunuz? 2 tane oy çıkmadı onlara diye. Hala bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben oradaki yetkililere bağlandığımda ismi bilmiyorum. Kendi ismini de yazsaydım, o yazıları da o ismini de şey olarak kayıt altına almıştım ama daha önce telefon değiştirdim, bunlar silindi. Bana dediler ki biz güncelleme yapıyoruz. Ya dedim, siz nasıl bir güncelleme yapıyorsunuz arkadaşlar dedim. Yani sen 90 yaşındaki adamı nasıl ayağına getiriyorsun, ona git diyorsun, rapor çıkart, şu bu yap diyorsun. Maalesef böyle bir uygulamalar hala Türkiye'de var. Bu sıkıntılar hala Türkiye'de var. Bunları görmemiz lazım. Evet. Emevi Camii'nde namaz kılma olayını, Şam Emevi Camii'nde namaz kılma olayını söyledim, ben açıkladım. Ondan dolayı tekrar sormak istemiyorum, gereğini duymuyorum. Ahmet Davutoğlu devam ediyor. Değerli kardeşim, biz Müslümanız. Şöyle, başkanım, o konu önemliydi. Her yerde namaz kılabiliriz yani. Cevap ya, nettir yani. Her yerde. Söyleniyordu. Onu söylüyorum. Yani şöyle söyleniyordu. Yani farklı yansıtılıyordu. Biz Emevi Camii'nde kılacağız. Büyük Egemen Bağış Atılay bir günde Suriye'yi yok ederiz de, demişti. Onu soruyor vatandaşımız. Onun cevabını Ahmet Davutoğlu verdi. Sayın Genel Başkan verdi. Şunu söyledi. Ben söylemedim dedi onu. Benden bana atfen yapıldı ama Sayın Cumhurbaşkanı söyledi demişti. Onu geçiyorum. Size önemli bir soru soracağım. Çok önemli ama. Ama siz soruyorsunuz, cevaplıyorsunuz, bunu söylemem lazım. Asla genel başkanımız bir devlete gidip kıracağım, edeceğim böyle bir şey, bir kanunsuzluk dışında asla kalmış değil. Bir Müslüman olarak bizler de Müslümanız. Nasıl Hristiyanlar Türkiye'ye geliyorsa, dini ayetlerini, şeylerini yapıyorsa ve özgürlük içerisinde yapıyorsa biz de gittiğimiz her ülkede Müslümanız. Yani orada namaz kılabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir sıkıntı bence olmaz yani her yerde. Evet. Yani kardeş olarak olabilir, herkes dinini yaşayabilir diye düşünüyorum. Evet. Şundan dolayı dedim başkanım, o cevapladım derken onu açıkladığı için onu bir geçiştireyim hızlı hızlı, diğer sorulara gelelim diye dedim. Tabii ki sizin cevap verme hakkınız var. Kesinlikle. Sonuna kadar dinliyorum ben sizi. Evet. Yani onu ben şu sorular, çok önemli sorular kaldı başkanım. O konu işsizlik, milletvekillerinin maaş alma olayı var. Çok önemli sorular var şu an. Birinci soru başkanım, şu sorunun cevabını bekliyorum. Müsahibinde Mardin'de işsizlik şu pandemi döneminde 1000 lira devlet destek vermeyi planlıyor. İşsizlik ne durumda? TÜİK açıkladı. TÜİK diyor ki işsizlik azaldı diyor. Bunun gerçeklik payı var mı? Nedir? Esnaflar nasıl geçiniyor? İnsanlar nasıl geçiniyor bu bölgede? Değerli kardeşim, güzel sorular soruyorsunuz. Sizden rica ediyorum, ben cevapları bitirdikten sonra araya tekrar bir soru sorsanız çok güzel olur. Tamam. Şimdi işsizlik sorunu Mardin olarak tümüne baktığınızda inancınız olsun, hani TÜİK şu bu işte, birileri kalkıp da bazı şirketler var işte, biz şu kadar böyle bir şey var diyor, şu kadar insan çalışıyor, bunlar hepsi yalan kardeşim, yalan. Şu an Türkiye'de kriz var ve az önce, 2 gün önce şu an Türkiye'de faiz oranı %17 oldu. Bu ne demek? Yani bilmeniz lazım. Açık ve net söyleyeyim. Şu an müsahibinde bana göre şu an işsizlik %90'dır. Neyin %17'si, %20'si, %30'u Allah aşkına ya? Fabrika mı var ki %30, %40 olsun? Ama Mardin'in bütün petrolün parası genel merkeze gidiyor. Merkez Bankası'na gidiliyor. Şu an Mardin 4. sırada. Türkiye baktığında, bakın 4. sırada Türkiye'ye en çok petrol veren Mardin bölgesidir. Ama Mardin'e gelin bakın, 100 tane fabrika yok. Şu an geri kalan birkaç tane restoran işte şu bu vardı, onlar da kapatıldı şu an. Yani maalesef
halkımız mağdur. İşsizlik benim için %90'dır. Bak benim için diyorum %90'dır ve halkımız mağdurdur. Ve şu an iki gün önce ekmeğe de 2,5 ekmek şu an 3 TL oldu. Zam üzerine zam geldi ve bunları da kınadım. O zamın altına da en azından bu korona sürecini bekleyin dedim. 2 ay bekleyin dedim. Onları da kınadım. Oraya kimse attıysa o imzanın altına altınları da kınadım. Onun rütbesi, onun koltuğu ne olursa olsun bu hak bunları gerçekten kabul etmiyor. Yani 120 bin nüfusta işsizlik olacak, bana göre %90 olacak ve ekmeğe zam yapılacak. Böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz ve senin sorduğun soru olarak benim için işsizlik şu an Mardin'de %90'dır. Açık ve net söylüyorum, kendi adıma konuşuyorum, benim için %90'dır kardeşim. Başkanım, ben yanlış anlamadıysam ekmek kaç oldu dediniz? Şu an 3 TL oldum. Dün bir itibariyle ekmek. 3 TL oldum. Bir ekmek. Evet. Evet. Yani pide ekmeği normal büyük ekmek hani 400 gram diyorlar artık 300 gram diyorlar. Yani her gün alıyoruz zaten. Ben alıyordum 2,5'a. Şu an 2 gün önce aldım. Ama şöyle bir uygulama da var. Değerli kardeşim bakın. Birkaç tane fırıncı kardeşlerimiz beni aradılar. Kardeşim diyor şu an salgın var. Korona var. Anlatabiliyor muyum? Pandemi süreci var. Biz halkımızda bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bir iki ay sizi idare etmek istiyoruz. Ama maalesef bazıları o imza atanların bazılarını söylemek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Maalesef yok diyorlar. Bu şekilde olacak, zam olacak diyorlar. Yani fırıncı kendisi vereceğim diyor halka. 2,5'tan vereceğim diyor ekmeği. Maalesef imza atanlar yok diyorlar. 3 TL'den vermek zorundasın. Maalesef şu an Nusaybin'de ekmek 3 TL oldu. 2 gün önce sayfamızda da paylaştık zaten bunları. Altına imza attılar. Başkanım, Dar Geçit Başkanımız aramış bu arada. Ben telefonla o yüzden uğraşıyordum. Çok selam evet. Söylemiş. Onunla da bir program yapacağız. Buradan da sözü veriyorum. Ben onu arayacağım kendisini. Bizzat yayın gününü bildireceğim kendisine. Yayın bittikten sonra veya pazartesi günü muhtemelen ararım ben kendisini. Selamlarımı iletiyorum. Mutlaka evet. Yayınımızı alacağım. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyorum Yusuf kardeşimize. Dar Geçit ilçe başkanımız kendisi. Değerli bir insanım. Ona sizin evet. Gibi canlı yayın yapacağız başkanım. Onu da buradan haberini veriyorum. Başkanım şöyle bir hesap var. Şimdi şunu çok merak ediyorum ben. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız bir Irak'tan bir heyet ağırladı. Gördünüz. Evet. Onu da basına çekilmiş kamera görüntüsü yansıdı. Yani pandemi döneminde. Evet, bir kuş sütü eksikti orada. Evet, gördünüz. Evet, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani oradaki o rahatsız etti mi sizi? Mardin rahatsız oldu mu bu işten? Oradaki bir cumhurbaşkanının o şekilde Şimdi kendisi bir cumhurbaşkanıdır. Başka bir devletin başkanı oraya gelmesi gayet doğaldır, normaldir ama orada müziğin olması bir de maskelerin olmaması gerçekten beni üzmüştür. Yani ben yemeklerine karşı değilim ama orada müziklerin olması, bu pandemide binlerce insanımız hala böyle açlık ve sefalet içerisinde yaşaması, o müziği de oraya koymaları gerçekten hoş bir şey değildir. Bana göre tabii kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani bunlar görünmemesi olan şeylerdir. Yani yapılsa bile bunların medyaya yansımaması lazım. Çünkü orada bir keyif var. Bir ne kadar hani iş anlaşmaları bir devlet olarak görünseler bile orada müziğin olması ve oradanın ne kadar biz zaten biliyoruz. Biz halk bunları görüyor. Yani oradaki fiyatların ne kadar yüksek olduğunu yani başka devletlerden gelen yemeklerin orada olduğunu biliyoruz. Şu an hayatımızda Fenes'ten yemediğimiz yemekler oraya geldiğini biliyoruz. Milyarlarca dolar para harcanıyor. Biz bunları biliyoruz. Ama yani bu siyaset böyle değildir arkadaşlar. Yani bu siyaset hani artık biliyorlar kazanmayacaklarını biliyorlar. Artık dış siyasete bağlamışlar. Yani dış siyaset nedir? Yunanlarla kavga ediyor. Bir bakıyorsun savaş halini alıyorlar. Yani Suriye'yle kavga ediyor, bir bakıyorsun savaş halini alıyor. Bir bakarsın Ermenilerle kavga etmeye başlıyor, savaş halini alıyor. Bir bakıyorsun Irak'la kavga edecek haline geliyor, bir bakıyorsun savaş halini alıyor. Bir bakıyorsun Libya'yla kavga eder,
savaş halini alıyor. Bir bakasın Fransa ile İsrail ile ufak bir şey tartışma çıkartılır. Baktılar ki gideceklerini biliyorlar ki artık düşünüyorlar. Biz bu halkın 84 milyonun oyunu nasıl alacağız? Şimdi milliyetçilik ruhunu dışarıya çıkartmak için bunu yapıyorlar. Yani açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sanki Mustafa Kemal Atatürk'ün yerinde oturacak gibi dış siyasetle böyle büyük bir omurgayla böyle hani işte ben her yerde varım, her yerde her şeyi yapıyorum, Türkiye'yi bu yere getirdim diyerek halkı bir de 397 tane kanal televizyonda yanına alarak sanki bu şekilde yaparak halkı yanıltmak isteyerek özellikle sahilde olan işte Muğla, Bodrum, Çanakkale, İstanbul oraların oyunu almak için anlatabiliyor muyum? Yani milliyetçilik ruhunu ortaya koyarak bunu yapıyor. Dış siyasete çok önem veriyor. Çünkü bunlar doğru değildir kardeşim. Her gittiğimiz yerde kalmışız. Her gittiğimiz yerde takılı kaldık. Bir türlü ilerleyemiyoruz maalesef. Bunlar da o için yapıyor. Şu an nasıl Kanal İstanbul'u yapacağım diye. Milletimiz zannediyor ki Cumhurbaşkanı'nın 20 milyar dolara ihtiyacı var zannediyorlar. Bak 20 dolara sanki ihtiyacı var. Konu o değil. Konu o Kanal İstanbul'da yüz binlerce işçiyi orada gösterip, bak bu çok önemli. Yüz binlerce işçiyi orada gösterip oy kullanma taktiğini yapacaklar. Nasıl şu an 6 milyon Suriye şu an Kızılay olarak 6 milyon insana şu an paket dağıtıyorlar, telefonlarını yazıyorlar ve adreslerini güncelleştiriyorlar. Biz bunları biliyoruz, hazırlık yapıyorlar. Aynı bu ikinci, yani seviye seviye nasıl oy alacağız, kimler bize alacak, bu oylar bize nasıl gelecek? İşte devletlerinde olan o sistem üzerinden herkesin adresine ulaşıp, telefonuna ulaşıp, herkesin kim nerede oturuyor, kim nerede yapıyor, İstanbul'da kaç tane oy eksiğimiz var, hangi şirketi oraya götürürsek o şirketler üzerinden kaç işçi orada gösterecek diye orayı nasıl alacağının peşindeler. Asla Kanal İstanbul'muş, yok 20 milyar dolarmış, yok 10 milyar. Zaten onların şirketleri şu an dünya birinci, ikinci, üçüncü sıralarına girmişler. Geçen gün 10. mu olmuşlar, ne olmuşlar? Yani zaten paraları var. Ama halkımız zannediyor ki onlar 20 milyar için gidip o Kanal İstanbul. Önemli olan o değil. Zaten yıllık İstanbul'un geliri 80 milyar dolar kardeşim. 80 milyar dolar gibi bir şey olması lazım. Unuttum da tahminimce diyorum. Ama bu o değil. Onu oy alacak. Oy alırken nasıl alacak? Nasıl? Seçimde gördük yani. Biz bunları görüyoruz. 320 tane milletvekili geldi. Zorla CHP zorla aldı. Yani gücüyle aldı. Yani bir nevi YSK'yı da kullandılar. YSK'yı da alet ettiler. Hukuku da dışa bıraktılar. Yani maalesef Türkiye bu şekilde ve herkes bunları görüyor. Eğer ben Mardin'de bunları görüyorsam bu halk bunları görüyor. Bu halk geldiğinde bunların cevabını verecektir. İçiniz rahat olsun. Değerli Mahmut kardeşim, size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayın bize gerçekten bizi bağlattığınız için, bu programı bize gösterdiğiniz için Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli başkan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar Mert TV'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Kanal 328'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bize yardımcı oldunuz. En azından sesimizi duyuyoruz. Gelecek Partisi olarak. Başkanım, Gelecek Artuklu, ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Gelecek Artuklu Partisi'nden geldi. Geçen gün bir vatandaşımız elinde yarım simitle iktidara sesleniyor. Acil bize sahip çıkın diye, utanç verici bir durum değil mi? Bunun vebali kimin boynunda demiş. Gelecek Artuklu'dan yazı geldi. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza çok katkı sundular. Teşekkür ediyoruz. Bir Kazım abi yazmış. Kazım Turan beyefendi yazmış. Türkiye genelinde baston 2 lira oldu demiş. Baston. Baston neyi kastetti ben çok anlamadım ama. Başkanım şeyi soracağım size. Çok önemli benim için. Evet. Kur'an-ı Kerim'in halkımız ne dese, halkımız ne dese inanmak zorundayız. Çünkü şu an o durumda inanıyoruz. Yani başka yapacak bir şey yok. Türkiye genelinde baston denir. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması konusundaki fikriniz nedir? Vallahi yani ben şöyle düşünüyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
Hiçbir zaman yani Kürt dili olmasın, Türk dili olmasın ya da Kürtçe olmasın diye bir şey söylememiş. Yani hangi dil olursa olsun önemli olan yani İslam'ı görmektir. Yani doğruyu görmektir. Dürüstlüğü görmektir. Adaleti yani görmektir. Yani benim fikrime göre yani şu anki zaten az çok herkes biliyor. Yani Arapça var zaten. Arapça güzel yani. Bir Arapça yok anlamak isteyen Google'den girer, iki dakikada onu şey yapar ama Türkçe'de olması, onu değiştirmesi, anlamda okumak için güzel bir şeydir diyorum. Yani ben nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Ama açık bir şekilde anlamda olarak bazen ben bile okuyorum. Yani Kur'an'ı Türkçe'ye çevirip bazen ne anlama geldiğini, Arapçasını okuyoruz. Yani bir sıkıntı bulamıyorum burada. Başkanım, şimdi şöyle söyleyeyim, ben burada diğer soruya geçeceğim. Ben de kendi düşüncemi söyleyeyim bu konuda müsaade ederseniz. Anlama konusunda, meyanını okumakta bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ancak Arapça okumasında anlam değişikliği olacağı için Arapça okunmalı diye düşünüyorum ben bu konuda. Anlam değişik, meyanlı, anlam adına meyanlı okunabilir diye düşünüyorum. Tabii ki biz alim değiliz. Ben aynı şeyi ben de söylüyorum. Evet, aynısını söylüyorum zaten. Belki size tam olarak ifade edemedim ama yani aynı okutulabilir şey. Ama hani ne demek istediğinizi Türkçe'ye çevirip hani anlayacak cümleler içerisinde daha iyi, aynen, güzel anlayacağımızı. Evet. Kıymetli başkanım, şu soru önemli benim için. 3 tane AK, 3 adet AK Parti, 3 kişi diyelim, adet demeyelim de. 3 AK Parti milletvekili askere gidiyorlar. Bunun hiçbir sıkıntı yok. 21 günlük bedelli askerliğini yapıyorlar ve buradan da mecliste maaş aldıkları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili duymuşsunuzdur mutlaka. Yorumlarınızı bekliyorum. Sayın değerli Mahmut kardeşim, bu senin sorduğun soru şeye benziyor. Bir tane fıkra anlatacağım şimdi sana. Böyle hızlı ve net bir fıkra anlatacağım sana. Eskiden bir ihtiyar adam varmış. Onun arabası, işte evi, şu bursu, traktörü, arsası, hiçbir şeysi yok. Sadece adamın bir eşeği varmış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi 3 tane oğlu var. Bu adam biliyor. Yani yarın öbür gün bunlar kavga edeceğini biliyorlar, anlıyorlar. Oğlum diyor, bakın eğer bir gün ben ölürsem bu eşek için bir imamın yanına gidin. Yani birinize verecek. Yoksa siz kendi aranızda bu eşek için birbirinizi öldüreceksiniz diyor. Her üç oğluna söylüyor. Şimdi bu adam, yaşlı adam bir gün ölüyor ve o eşek ortada kalıyor. Her üçü kavga ediyor. En büyük oğul diyor ki, benim çocuklarım var, benim durumum çok işte şöyle böyle. Bu eşeğin benim olması lazım diyor. Ufak olan da daha evlenmedim diyor. Ya benim işte ihtiyacım var, ben de evleneceğim, bu eşek bana lazım diyor. Ortası da öyle deyince bunlar kavga edecekler. Yok diyor, zaten babamız demişti ölmeden önce. Biz gidelim, bir imamın yanına gidelim. Bari biz kavga etmeyelim, bir imamın yanına gidelim. Bir bakalım bu imam bize ne diyecek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu üçü imamın yanına gidiyorlar. İmamın yanına giderken imam da şöyle söylüyor. Diyor, size bir soru soracağım. Hanginiz bu soruda tembel ise ve sessiz ise bu eşeği ona vereceğim. Hanginiz tembel ise diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi büyük oğlana söylüyor. Bana diyor öyle bir soru, öyle bir şey söyle ki yani nereden bileceğim senin tembel olduğunu, nereden ben bileceğim? O da şöyle söylüyor, diyor ben bir içerisindeydim, su da tam dudaklarımın şurasına gelmişti ama o kadar tembel biriyim diyor, suda olduğum halde suyu içemedim diyor. Yani dudaklarına kadar su var ve suyun içinde suyu içemiyorum diyor. Ya diyor, sen bu kadar tembel olduğunu görmemiştim. İkincisine geçiyor, sen söyle diyor. Sen nasıl, sende bir tembellik var. Valla öbürü de diyor ki, ben işte eskiden evimiz vardı. Damdan gelen yağmurlar vardı, gözüme düşüyordu. O kadar tembel biriyim ki diyor. Ben o damlalar ikide bir gözüme girdiği halde bir türlü kendimi bir sağa sola çeviremedim. Sabaha kadar o su ve o yağmur damlaları gözüme girdi diyor. Allah Allah, bu kadar tembel de görmedim de, bu sen de tembelsin diyor. Üçüncüsüne geliyor, en ufak olana geliyorlar. Sen neden konuşmuyorsun, sıra sende diyor imam. Bakıyor adam konuşmuyor, yine çağırıyor. İsmini söyleyerek söylüyor tabii ki. Konuşuyor, sıra sende, yine konuşmuyor. Üçüncü defa diyor, yine konuşmuyor.
abilerine dönüyor. Kardeşim diyor, sen bu ufak kardeşiniz neden konuşmuyor? Ya diyor, o kadar tembel ki bu adam, konuşmayı bile fazla görüyor. Tamam diyor, bu eşek onudur diyor. Maalesef bizde şu anki durum böyle. Yani konuşmayanlara eşeği veriyorlar. Yani en tembellik odur. Konuşmayacaksın kardeşim. Yani maalesef konu bundan ibaret. Şu an iktidar bu şekilde devam ediyor. Halkın gözünü kapatıyorlar. Halkın kulağını kapatıyorlar. Sizin gibi değerli insanlar da olmasa, bu medya bize yardımcı olmasa, bu Facebook sayfalarında Mert TV gibi bu yayınlar olmasa, halk bizi görmez. Halkın bizim ne dediğimizi anlamazlar. İnşallah biz ümit ediyoruz. Söz veriyoruz. Allah'ın izniyle Gelecek Partisi olarak ben nasıl ilçe başkanı olduğunda, benim şu an gençlik kollarım odası var. Gençlik kolları odamda ve ben bunu kongre günümde kazanırken de yazmıştım ve söylemiştim. Ben orada şunu yazmıştım. Yolumuzun saygı sevgi olacağını, yolumuzun dostluk ve adalet, barış olacağını, yolumuzun demokrasi, özgürlük ve vicdan, insan onurunu korumak olacağını, birlikte beraberlik olacağını, eşitlik, huzur, hak ve hukuk, mutluluk, fakirlerin yanında olmak olacağını, kadın haklarını savunacağımızı, ekonomimi düzelteceğimizi, emeklilerin, şoförlerin, yaşlıların, emeklilerin hakkını savunacağımızı, nasıl ben demişsem, bunların arkasındaysam, söz veriyorum, bunların arkasında olmaya devam edeceğim. Evet. Sayın Başkanım, bu eğitimle ilgili pandemi döneminde okullar ilk dönem maalesef açılamadı. Yani bu milletten kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Şimdi eğitimle ilgili birden çok defa sistem getirildi. Bir gecede sınav sistemi değişti. Çocuklarımız TEOK vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum da. TEOK kalktı, adrese dayalı sistem getirildi falan. Şu an eğitim durumumuzu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Şu pandemi döneminde de tekrar söylüyorum, servis şoförleri, fırıncılar hariç, fırıncılar çünkü işlemlerini, marketler hariç, diğer esnaflarda büyük bir bıtkınlık ve şey geldi. Mağduriyet oldu. Ve 1.000 lira verileceği söyleniyor. Kafeler, restoranlar, komiler, garsonlar, bunlar hepsi sıkıntı. Şoförler, i̇şte, servisler, hepsi sıkıntı. Bunlarla ilgili eğitim, başta olmak üzere düşünceleriniz nelerdi? Çok zamanımızı açtık çünkü. Benim için Milli Eğitim Bakanlığı benim için, yani not verirsem benim için sınıfta kalmıştır. Halkımızın interneti normalde bedava olması lazım. Öğrencilerimize telefon alması lazımdı, tablet vermesi lazımdı. Tam biteceği zamanda daha yeni öğrendim. 2 gün önce müsaade birkaç tane tablet geldiğini öğrendim. Yani bunlar başta olacak. O paralar var ya, o zaman harcanacaktı kardeşim, o zaman. Şimdi her şey iş işten geçmiş, daha yeni tabletler geliyor. Yani bunların olmasını, hatta bu korona sürecini bak, bazen konuşuyorum, siz araya giriyorsunuz, bazı şeyleri ifade edemiyorum değerli kardeşim. Bu korona süreci Türkiye'ye gelmeden 3 ay önce, bak 3 ay önceyi söylüyorum, ben Gelecek Parti ilçe başkanı olarak ben bunları söyledim. Yani ben 184'ü aradığımda Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Kardeşim dedim, benim mahallemde böyle bir salgın var, böyle bir sıkıntı var, böyle bir hastalık var. Herkes burnunu tutuyor, herkes başım ağrıyor diyor. Ve 3 ay önce bu korona süreci başlatıldı. 3 ay sonra bu koronanın ismi müsabine geldi. Yani ben Sağlık Bakanlığı'nı bizzat kendi adıma, benim şu an orada 184'te aradığımda o benim ses kaydım vardır. Ben dedim ki böyle bir sıkıntı var, müdürlerinizden birisiyle görüşmek istiyorum, müdürlerinizden birisi beni arasın dedim. Ve bir saat sonra aradığında bir bayan aradı, dedi ki biz araştırma yapmışız. Ya dedim, sen bir saatte neyin araştırmasını yaptın, bir saatte sen tam sahibinin neresi olduğunu bilmiyorsun. Dedi ki orada soğuk algınlığı var, o yüzden halkımız salgın olmuş. O yüzden herkesin başı ağrıyor, işte burnu akıyor. Ben bunları söyledim kardeşim. Hiç kimsenin söyledi. Şu an ben inanmıyorum. Artık bu saatten sonra salgın bittiğine inanıyorum. Yani kendi düşüncelerimi söyleyerek tabii ki bittiğine inanıyorum. Bu yüzden de o ilaçları, o iğneleri de vurdurtmayacağım kendime. Eğer hani resmi bir yazı gelmezse ben istemiyorum. Bu saatten sonra, çünkü ondan geçtik. O korona sürecinden Nusaybin halkı geçti zaten. Geçtikten sonra ismi buraya geldi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dervişe sormuşlar, başkanım nasıl isteyelim? Derviş de demiş ki, bir şey istersen insandan isteme. Verse nimettendir, vermese zillettir. Sen Allah'tan iste. Verse nimettir, vermese hikmettir. Yani söylemem o ki, çok konu var.
Uzun uzun konuşulması gereken konular. Nusaybin yüreğini koydu burada. Zamanı çok açtık. 2 saat konuştuk. Ben size son sözlerinizi sormak istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir yazısı vardı. Bir kitabını okumuştum. Çok az bir şey vardı. Böyle aklıma geldi. İman insanı insan eder. Küfür insanı aciz bir canavar hayvan eder. İnşallah biz ümit ediyoruz. Biz bu partide olurken amacımız hiç kimseyi kötülemek değil. HDP'li arkadaşlar bizi izliyorlar. CHP'liler bizi izliyorlar. AK Partiler bizi izliyorlar. Amacımız iman dolu adaletten yana olmaktır. Benim siyasetim budur. Yani kendi ilçem olarak konuşmak istiyorsam budur. Benim için ben bu şekilde siyaset yapıyorum. Halkın sıkıntılarını dile getiriyorum. A partisi gelir yarın, B partisi gider, B partisi gider, C partisi gelir, C gider, D gelir. Bu önemli değil. Ben siyaset yapıyorsam, 2 oy bile alsam bunun sahibinden, ben inanıyorum, vicdanen rahatım. İman dolu olarak fikirlerimi, düşüncelerimi halkım için ne gerekiyorsa yapıyorum ve ben siyasete gelmeden önce yüzlerce, binlerce dilekçelerim her yerde mevcuttur. Bunu görebilirler. Ben sadece şu an siyaset yapıyorum diye değil. 2 yıl önce ben 350 gün benim elektriğim mahallemde kesildiğinde ben o elektrik tarafının önünde oturduğumu biliyorum. Eylem yaptığımı biliyorum. 350 gün elektriksiz kaldığınızda yani o kadar cesaretliyim, o kadar durumları izah ediyorum. Güzel bir şekilde, anlayışlı olarak, kimseyi kırmayacak bir şekilde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Güzel bir şekilde Mardin'in hakkını aramaya devam edeceğiz. Biz Mardin halkının yanında olacağız. Yani benim bir sorunu olursa Kürt diye bakmam, Alevi diye bakmam, anlatamıyorum Hristiyandır diye bakmam, şu dindendir, şu mezheptedir diye bakmam. Bir sıkıntısı varsa ne olursa olsun benim Gelecek Partisi her zaman kaşımı imzamı onun getireceği dilekçenin altına imza atarım. Onun diline bakmam, onun ırkına bakmayacak bir şekilde 120 bin kişiyi kucaklayacak bir şekilde Nusaybin için konuşursam bunların yanında olacağımı söz veriyorum ve yemin ediyorum. Eğer bir sıkıntı varsa ve şunu da söylüyorum, eğer bu koltukta birisi oturacaksa ve Nusaybin'de kazanacaksa ben kazanacağımdan eminim dese bu koltuğumu da onlara vermeye hazırım. Yeter ki Nusaybin halkının gerçekten şu an 15 sene yakındır belediyemizi göremedik. Yani 2-3 defadır üst üste kayyum geliyor. Yani bunları halkımızın artık görmesi lazım. Artık yeter ki bir Nusaybin'in bir belediye başkanı olmasını istiyoruz, görmesini istiyoruz artık. Yani bu sıkıntıların bitmesini istiyoruz. Yani ne olursa olsun halkımızın yanında olacağız. Kazansak da kazanmasak da vicdanen rahat oluyoruz. Nasıl iman insanı insan eder diyorsa, küfür de insanı aciz bir canavar hayvan eder diyorsa Bediüzzaman Hazretleri, inancınız olsun biz iman dolu yüreğimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Kıymetli başkanım, çok soru geldi. Buradan söylüyorum. Yeni bir soru var. Başkanım şöyle, buradan 3 kanaldan yayınlıyoruz. Dobra Dobra TV'den yayınlıyoruz. Dobra Dobra TV var. Ege'ye. Dobra Dobra TV'ye de teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İsmi veremedik, özür dilerim. Evet. Evet. Ege'de yayın yapıyor. Kanal 328'de yayınlanıyor. Toprakkale TV'de yayınlanıyor. Evet. Biz de çok kanalda yayınlandığı için arkadaşlar yorumlar farklı kanallara gittiği zaman göremiyoruz. Kusura bakmayın, özür diliyoruz sizlerden. Yani affola, başkanımızı ilerleyen günlerde tekrarlarız. Başkanım gerçekten susturmak ne mümkün. Anlattı. Yalnız başkanım size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun kardeşim. Çok kısa yani 5 sorum olacak. Çok kısa yani. Kısa. Ne? Evet, hayır. Bir yapalım mı? Evet. Gelecek Partisi. Yani çok. Ben sorayım yani. Çok, hoş olacak. Gelecek Partisi. Çok titiz sorular soruyorsunuz. Dinliyorum kardeşim benim. Şimdi şöyle başkanım. Ben burada Ahmet Davutoğlu Osmanlı'ya geldiğinde, o zaman başbakandı kendisi. Ahmet Davutoğlu evet. Buraya geldiğinde şunu gördüm ben kendisinde. Halkla iç içeydi. Onu söyleyeyim ben de belirteyim. Yiğidin hakkını vermek bize evet. Düşer. Halkla iç içeydi. Baktım gördüm ya, o zaman görevliydim. Gördüğümde şey yapmadılar. Yani güler yüzlü bir insandı. Daha sonra Binali Yıldırım beyefendi gelmişti. Bu yine Osmanlı eline gelmişti. O an insanlar yaklaşamıyor. Arada 5'er metre
bank koymuşlardı. O zaman çok üzülmüştüm ben o dönemde. Yani onda yiğidin hakkını hakka vermek lazım. Sonuçta bizim gönderdiğimiz insanlar, o insanlar ulaşılamamaz olmamalı. Etten kemikten yaratıldık. Nasıl siz ilçe başkanısınız, ulaşılabilirseniz yarın bir gün bu tabandan geliyor. Yarın bir gün genel başkan olduğunuzda yine aynı samimiyeti görmek isteriz. Bunu söyleriz, bunu biliriz. İnsanlar makamla değişmemeli diyorum. Binali Yıldırım'ın değiştiğini iddia etmiyorum o dönemde. Lakin şartlar onu gerektirmiştir. Veya o ne istemiştir bilmiyorum. Bilemiyorum ama benim bu gözlemimdir. Sadece gözlemimden bahsettim. Kıymetli başkanım. Şu soruyu soracağım. Gelecek Partisi iktidar olacak mı? Olacaklar, olmasak da olacakların arasında olacağımızdan emin olabilirsiniz. Gelecek Partisi iktidar olacak dediniz. Olacaktır. Olmayacaksa da olacakların yanında olacağımızın göstergesi diye düşünüyorum. Gelecek Partisi AK Parti'ye tekrar birleştirme ihtimali var mı? %100 yok diyorum. %100 yok diyorsunuz. Gelecek, evet. Partisi iktidarında ola ki olası Gelecek Parti iktidarında halkla kaynaşıp halkla iç içe olacak mı? Şu anki iddia ettiği yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edecek mi? Biz şu an sabahtan beri bunları demiyor muyuz? SEF füzelerinden bahsetmedik mi? 1.5 milyar dolar verdiğini bahsetmedik mi? İsrail'in fabrikalarından az önce bahsetmedik mi? Yani %7'yi aldığı şeyleri söylemedik mi? Katarlara verilen, hala daha projeler gelmeden Katar'ın annesine verilen yasaları söylemedik mi? Yani daha ne söyleyeyim kardeşim? Binlerce şey var yani. Biz söylüyoruz zaten yani. Biz sadece AK Parti diye değil. Kim iktidar olursa olsun, yanlışlıkları varsa ve yanlış yürüyorsa, sen yanlış değilsin. Yani doğruların doğru yanında, yanlışların da yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Biz sadece parti olarak bu şekilde, yani kişisel olarak herkesin bir sıkıntısı olabilir. Biz bunların arkasında değil ama parti olarak bir yanlışlıkları varsa düpedüz kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun yanlışlıklarını söylemeye devam ederiz. Yani Gelecek Partisi korkmayan bir partidir yani. Hala bunu kimse anlamış değil. Evet. Peki başkanım, Gelecek Partisi'ndeki şu an liyakata mı önem veriyor, lidere mi önem veriyor? Liyakat mı önemli vallahi sizce? Yani öyle, liyakat yani değil mi önemli, sizden, lider mi? Bazen hani üniversite soruları olur ya, A, B, C, D şıkkı, böyle hepsi o kadar birbirine benziyor ki yani sizler de o kadar çok zor sorular soruyorsunuz değerli Mahmut kardeşim. Yani biz ikisine de önem veriyoruz, yani ikisinin de önemli olması lazım ama yanlışlıkların arkasında ben kendi fikirlerimi söylersem hiçbir zaman yanlışlıkların yanında olmayacağım. Yani bir lider yanlışlık yaptıysa benim için o lider gider yani. Ama şimdi partiden birisi bir sıkıntısı olabilir. Şu an mesela başka partilerde gördüğümüz bu birkaç gün içerisinde sıkıntıları biliyorsunuz. Yani sıkıntılar vardır. Kendisi bir yanlışlık yapar ama bir partinin lideri yapmamasından yanayım. Yani yanlışlık yaptıysa çok zor duruma düşeceğinin altını çizmek istiyorum. Parti olarak da sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Başkanım, vallahi var ya, evet. Korkusuz başkan, helal olsun sana. Değerli dostlarımız, yayınlarımızı paylaşır mısınız? Başarınız daim olsun. Yani o kadar Allah çok razı mesaj, olsun. O kadar çok mesaj gelmiş ki, bir saniye. Benimle beraber sizin Mert TV inşallah büyük yerlere gelecektir. İnşallah. Sayın Başkanım, bu arada size önemli bir mesaj var. İyi Parti Osmaniye'den Nusaybin İlçe Başkanı'na iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Başarılar devam ediyorum demiş. İyi Parti'de gönül vermiş bir arkadaşımız yollamış. Dinlemiş sizi sonuna kadar. Kadri Kenan Aslan yazmış. Korkusuz Başkan seninleyiz yazmış. Başkan bir de sabahtır mesajlar geliyor, hep korkusuz diyor. Şimdi ne yapıyorsunuz başkan? Milleti zannetiyorlar ki yani biz çok hani böyle hırçlıyız. Sanki böyle kavgacı, sanki böyle, aslında öyle değil. Ben halkımı çok sevdiğim için birkaç sene önce, yani halkımız sıkıntıları olsun, işte su olsun, elektrik olsun, yollar olsun, HDP olduğunda da bunu yapıyordum. Kayyumlar olduğunda da bunu yapıyordum. Yani her yere giderdim. Halkımın sıkıntılarını dile getirirdim. Emlak işiyle uğraşırdım.
Ben bunları söylerdim, yapardım, dile getirdim ve bu yüzden sıkıntıları dile getirdiğim için ve şeffaflık içerisinde dilekçelerimi hep verdim. Halk için ne gerekiyorsa yaptığım için halkın beni çok sevdiğinden dolayı benim ismimi de Korkusuz Başkan diyorlar. Yani hani bu validir, başbakandır, cumhur yok yani şu an cumhurbaşkanı bile beni şu an çağırsa onun yanına gider yani rahatça bir şekilde konuşurum. Türkiye'nin sıkıntıları, müsait sıkıntılarını dile getirecek kadar güçlüyüm yani cesaretliyim. Konu oradan yani yoksa hani korkusuz dedikleri hani böyle kavgaçı değil yani. Yani halkını çok seven olarak bu ismi bize taktılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanım, Devşe sormuşlar. Huzuru nasıl buldun? Rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladığım an sakinleştim. Allah'ım beni her daim gördüğünü anladığım an haya ettim. İşimi kimsenin yapamayacağını anladığım an işe koyuldum. İşimin sonu ölümdür, ona hazırlandım. İyilikleri çoğalttım, kötülükleri azalttım demiş. Hakikaten de öyle. İyilikleri çoğalttım, kötülükleri azalttım. Şark'ta, Doğu'da 3 defa gidip uzun yıllar çalışmış biri olarak Edirne'den Kars'a 780 bin kilometre sınırları içerisinde 83 milyon insanın bir arada birlik beraberlik içerisinde etnik yapısı ne olursa olsun Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Yörü'yü, Boşnağı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye vatandaşım diyen herkes kardeşimizdir. Bu bilinçle hareket edip ötekileştirmeden, insanlara hakir görmeden ne mutlu bize ki Nusaybin'den yüreği güzel bir Gelecek Partisi'ne da siyaset yapan yüreği güzel bir başkanımız konuk oldu. Sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Başkanım teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum siyasi hayatınızda. İnşallah iyi mevkilerde, iyi makamlarda sizi görmeyi temenni ediyorum. Ve bu vermiş olduğunuz sözleri de ilerleyen zamanlarda tekrar o makamları gördüğümüz anda yaptığınız hatada da şart diye yüzünüze vurmakta el meydanının bir görevi olduğunu da bilinmesini istiyorum. Bir, iki. Evet. İnşallah Allah bizi gerçekten adaletten daim etsin. Amin. Özgürlüklerden, adaletten daim etsin. Barıştan, demokrasiden, bütün insanlar için, insanların onuru için daim etsin. Biz gerçekten o gözle herkese bakıyoruz. İnşallah Allah bizim gönlümüze görev verir. İnşallah biz kimseyi kırmamışızdır. Biz bazı düşüncelerimizi söylüyoruz. Bazı partiler belki kendi üzerine alınabiliyor ama maalesef şu an Türkiye'nin sıkıntılarını dile getiriyoruz. Yani söylemek zorundayız. Nusaybin olsun, Mardin olsun, Türkiye'nin sıkıntılarını dile getirmek. Gerçekten halkımız mağdur, halkımız şu an perişan. Bunları görmek lazım. Bakın birkaç gün önce son birkaç cümle daha söyleyeyim. Esnaflarımıza sözde para verilecekti. Esnafların bir tanesi buraya geldi. Kardeşim dedi bana para vereceklerdi. Bana dediler git dedi evrağını getir. Vergi levhanı getir. Vergi levhamı gidip getirdim. Dedi bu şekilde olmaz gideceksin. Sen bir dernekte üyesin. Oradaki derneğin bütün parasını da vereceksin. Dedi bende para yoktu. Bunu yaptılar gidip o dernekte mesela bir yıldır para vermemişim gidip o parayı da yatırdım. Ondan sonra Halk Bankası gel dedi sana para vereceğim dedi. Gittiğimizde bize 50 milyar sözde kredi verecekti. Bak Nusaybin'in esnafının sıkıntılarını size dile getiriyorum. Yani dedi ki 50 milyar vereceklerdi 50 milyar yerine 60 milyar bana kağıt imzalattırdılar. Yani bakın vefasızlıklara bakın yani bunları söyleyeceğiz. Bu da yetmiyormuş gibi bakın değerli kardeşim neler diyeceğim size daha. Bu da yetmiyormuş gibi bunu ikiye böldüler dedi. 25 milyar bana peşin verdiler dedi. 25 milyar da bana kart yani ticari kart içerisine ödediler ve orada 60 milyar para kaldı. Yani imzalattırdığım kağıt 60 milyar üzerinde bırakıldı. Bu da yetmedi. Bu parayı alabilmem için en az 2011 model bir arabayı gösterdim. En az yani senin araban da ondan rehin aldılar. O arabayı da rehin almadan bu parayı da vermiyorlar maalesef. Ondan sonra diyor ki biz esnafa biz şu an bir şekilde yardım ediyoruz. Ya sen adamın arabasını alıyorsun. Sen adama 50 yerine 60 imza atıyorsun. 50 milyar vereceğim diyorsun. 50 milyarın yarısını veriyorsun. Yarısını da kart olarak veriyorsun. Yani ondan sonra ben esnafıma yardımcı oluyorum. Yani böyle bir esnaflık yardımı mı olur Allah aşkına? Böyle bir şey mi olur? Yani maalesef halkı soydular, soğana çevirdiler ve maalesef herkes hayatından bıkmış
Herkes şu an, milletimiz gerçekten, bazı videoları görüyorum. Bugün ağlayan bir baba gördüm. Hangi videosunu? Yani biz bunları görüyoruz. Gerçekten biz bunları görünce içimiz yanıyor. Yani şoförlerin, servis yapan şoförleri biliyoruz. Tatilde çalışan insanları biliyoruz. Kafelerde çalışan garsonları, komileri, kafe sahipleri nasıl kendi şeylerini aşağı indirdiklerini görüyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin. Allah inşallah en kısa bu zamanda bu korona sürecini de hızlı bir şekilde, biz buradan Türkiye'den gerçekten herkes birbirine yardım etsin. Zenginiyle, fakiriyle biz buradan rica ediyoruz. Gelecek Parti ilçe başkanı olarak aslında ben Hüseyin'e hitap etmem lazım ama sizin aracınızla bütün Türkiye'ye hitap edelim. Arkadaşlar lütfen birbirinize yardımcı olun. Bu benim dayımdır demeyin, bu benim amcamdır demeyin. Fakir olan ailelerinizi, akrabalarınızı, gönlünü alın, onlara yardımcı olun. Birkaç ay içerisinde bu işler, bakın Antalya'da binlerce otel var, oradaki insanları da düşünüyorum. Sadece Mardin değil, zaten Mardin'de iki tane fabrika yok ama biz onları da düşünüyoruz. Binlerce askeri ücretle çalışan milyonlarca insan var. Biz bunları görüyoruz. İnşallah bu süreçler bitecek ve halkımız gerçekten gelecekleri yapacak ama biz bunu devletimizden isterdik, hükümetten bunun bir adım atılmasını isterdik ama maalesef adımlar 500 TL ile verecekleri 700 TL ile bunlar bitmez yani maalesef bunlar bir yere sığmaz. Allah hepimizin yar yardımcısı olsun diyoruz. Bu yayını da bize çıkardığınız için, bu Mert TV yayına da bizi, bu programı aldığınız için gerçekten sayın değerli Mahmut kardeşim sizlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Ve kanal 328'e ve diğer o kanallara gerçekten bizi izleyen, bizi paylaşan bütün kanallara çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım. İnşallah her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yan yana olacağız. Bu davayı devam ettireceğiz diyorum. Başkanım son bir soru ben sorayım ya. Yani şöyle son bir soru sorayım. Önemli benim için bu soru. Emekli yaşa takılanlar... Konfederasyon Başkanı Gönül Boran yayın konuğum olacak. Yarın görüşeceğim kendisiyle, gününü belirleyeceğiz. O yüzden gününü şu an söylemiyorum. Çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün bir toplantı yaptılar. Noter huzurunda taahhüt verecek Cumhuriyet Halk Partisi. Emekli yaşa takılanların hak mağduriyetinin giderilmesi adına. Açık soruyorum başkanım. Emekli yaşa takılanlar var. Malum bilginiz var mı bilmiyorum ama. Bununla ilgili... Ben sorunuzu anladım. Türkiye bunu yapması lazım. Türkiye bunların hakkını vermesi lazım. Eğer Suriye'deki 6 milyona sen 50 milyar dolar para ayırtabiliyorsan, 50 milyar dolar para veriyorsan, bu halkın da emeğini, ekmeğini vermen lazım kardeşim. Nokta. Bu kadar. Başka bir şey konuşmayacağım. Evet. Teşekkür ediyoruz kıymetli başkanım tekrar. Teşekkür ederim. Japonya'da eski başbakan yolsuzluk suçlaması. Japonya'da eski başbakana yolsuzluk suçlaması, yemek masraflarını devletten ödettirdiği gerekçesiyle istifa eden eski başbakan yargılandı. Yemek masraflarını devlet ödettirdiği gerekçesiyle. İnşallah bugünlere tez zamanda geliriz. Başkanın dediği gibi devlet kredi veriyor. Krediyi alman için gidip odalardan borcu yoktur yazısı getirmek gerekiyor. Odaya bir gidiyorsun, müthiş derecede masraflar, paralar talep ediliyor. Bu parayı alayım derken ya kredi kartından geçirmeye kalkıyorsun ya birilerinden borç alma peşine gidiyorsun. Zaten o adamın ihtiyacı olmasa devletten kredi talep etmez. Esnaf odalarından kredi talep etmez. Bir de arabasını veya, da istiyorlar. Unuttunuz. Arabasını da rehin alıyor. Arabası evet. Da olmadan da vermiyor. Ya arkadaşlar, ya sayın yetkililer, sayın başkan söyledi. Başkanım artık bana geçti söz. Bitireceğim çünkü. Şunu söyleyeceğim. Evet. Ya insanlar ekmekle uğraşırken, çocuklar yatağa aç yatarken, kömür peşinde, kömür kuyruklarında beklerken, eskiden yağ kuyrukları var diyordunuz ya. Şahidim kaç defa gidip kömür talep ediyor insanlar. Kömür bekliyorlar şu an ısınmak için. Bu durumdayken ya insan zor durumda esnaf kefalet odasına gidiyor, kredi çekecek, belirli bir miktar para talep ediyorlar. Bir başka bir işlem yapacak, işi yürüyecek. Odalar var, odalara gidiyorlar. Ya bu odalardaki ne amaç, ne gaye, o paralar nereye gider, aidat nedir? Her bir yıllık aidattır. Oradaki o kelli felli insanları beslemek, onların maaşını doyurmak bize mi düşer ya? Bizim mi olmalı diyorum. Bu odalara, bu
Fuzuli'den para isteyenlere ya bak kardeşim git zenginden al ne yapıyorsan yap ama fakirin bu tarafı cebine elini atma ya. Kul hakkıdır, yetim hakkıdır. Başkanım size bir soru soracağım. Bu Yüksek İstişare Kurulu aklıma geldi. Yüksek İstişare Kurulu var. Gerekli midir? Türkiye açısından olumlu buluyor musunuz? Onu da sorayım bir. Yüksek İstişare derken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu var ya başkanım. Evet, evet anladım. Çıkartıldı Bülent Arınç gerçi de Cemil Çiçek'in olduğu o bir nevi eski insanları, eski parti yemeğe geçmiş adamları bir arada toplamaktı. Danışma kurulu gibi. Bunu gerekli buluyor musunuz? Vallahi Türkiye'de o kadar çok boş yerler var ki o paralar veriyoruz. Türkiye veriyor. Ben gerçekten yani bunların olmamasından yani bence bütün bakanlıklar kapatılsın. Sadece Cumhurbaşkanı, zaten Cumhurbaşkanı zaten emir veriyor ve her şey onun şeyi altında imzalanıyor. Hiç kimse de ben başkanım işte başkan üzerinde ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye demesin. Türkiye'nin 84 milyonu biliyor ki hiç kimse elinde değil. Ben olsaydım bütün bakanlıkları kapatırdım. Sadece Cumhurbaşkanlığı şu an sistem o şekilde maalesef. Herkes bunu biliyor. Yani birkaç tane parti üzerinden kongreler işte böyle bir araya gelerek sanki böyle istişare yapmışız gibi, sanki Milli Güvenlik Kurulu'nu yapmışız gibi, sanki böyle her şey onun dili ucu altında değilmiş gibi halka yansıtıyorlar ama bunlar doğru değildir. Halk her şeyi biliyor ki Cumhurbaşkanı'nın iki dudağına bakıyor. Herkes bu şekilde şu an siyaset bu şekilde maalesef. Yani inşallah parlamenter sistem en kısa zamanda gelecektir. Çoğu şeyler kalkacaktır diye düşünüyorum. Bülent Arınç'ı partinizde görmek ister misiniz? Özel bir soru olsun bu da. Başkanım çok zor sorular soruyorsunuz. Yani yani Bülent Arınç mı? Yani Bülent Arınç bir sürü belirli bir yaşa geldi. Belirli bir yaşa geldi. Yaşı gereği tam böyle sıkıntılar başlayacak olacak zamanda bir bakıyorsun ortaya çıkıyor. Ama ortaya çıktığında az önceki benim sana söylediğim durumu görmedi. Birisinin ağzının dilinin şeyinde bağlı olduğunu görmedi. Ve maalesef ufak bir talimatla bunlar aşağıya indiriliyor. Tek tek indiriliyor. Ve böyle devam edince bu böyle durmaz zaten. Böyle bu ampul ışık yanmaz yani. Yavaş yavaş aşağıya iniyor. Herkes görüyor zaten. Evet. Mahmut Demir olarak el meydan olarak bir sorum olabilir size. Ben bütün soruları açacağım. Buyurun. Melik Gökçe'yi tanırsınız bilmiyorum da. Melik Gökçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Mansur Yavaş'ı şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Melih Gökçe doğru düz görevini yapmamıştır. Melih Gökçe o belediyelerde bir sürü paralar harcamıştır. Onların isimleri çıktı. Melih Gökçe o büyük şehirde o parklara Kızılay'da şurada burada bir sürü heykeller falan yapılmıştı. O paralar biz biliyoruz. En sonunda da o nasıl belediye bağlı olan o arabası alındığını gördük. Mahsur Yavaş değil mi? Biraz daha sanki alımlı bana göre daha biraz daha halkını seven, halkının yanında olan, Ankaralıyı seven diye düşünüyorum. Ama biz inanıyoruz Gelecek Partisi bundan daha iyi yapacağına da içiniz rahat olsun. Ondan daha yani benim görüşüme göre şu anki belediye başkanı daha iyi. Büyükşehir Belediye Başkanı daha iyi ama biz Gelecek Partisi olarak ondan daha iyi olacağımıza da inancınız olabilir yani. İlçenizde Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı var mı başkanım? Var ama devamlı kapalı. Görüşebiliyor musunuz yani? Onlarla bir istişareniz var mı? Zaten partiye girmeden önce ben bir ara onları ziyaret etmek istedim. Onlar da çok akıllılar. Korona sürecini taktik olarak gösterdiler ama bir gün bile açık olduğunu görmedim maalesef. Maalesef. Kapalılar devamlı. Başkanım son soru olsun. Maalesef diyeceğim. Son soru olsun. Kafamda bazı sorulardan maalesef diyeceğim. Evet. Evet. Yani orada siz şu an pandemi döneminde partililerinizle buluşabiliyor musunuz? Tabii biz devamlı buluşuyoruz. Koronadan, süreçten de korkmuyoruz. Korona bizim için bitmiştir. Benim için tabii ki. Biz bunu uyguluyoruz. Özellikle WhatsApp üzerinden, internet üzerinden her hafta salı günleri özellikle biz programlarımızı yapıyoruz. Biz arkadaşlarımızla beraber nasıl Ekrem İmamoğlu İstanbul'da işlerini yaparken bir sürü insanlara danışıyorsa ben de burada
arkadaşlarıma danışıyorum. İyisiyle kötüsüyle zaten kararlar bende ama karar neticesinde vermeden önce onların da gönlünü ve kalplerini alıyorum. Onların duygularını hissediyorum. Yani nasıl yapalım? Bir kolu çıktığında şu konu üzerinde nasıl yapalım diye onlara danışıyorum tabii ki. Ondan sonra zaten karar bende bitiyor. Kararımı veriyorum. Evet. Nusaybin, selam olsun size. Dar geçit mutlaka. Sağ olun, teşekkür ederim. Dar geçiti mutlaka konuk alacağız. Konuğunu alacağız, yapacağız arkadaşlar. Haftaya Deva Partisi İl Başkanı Osman Yener katılacak. Yayın konuğumuz olacak. Emekliliğe yaşa takılanlar, Dernek Başkanı Gönül Boran yayın konuğumuz olacak. Derviş'e sormuşlar, Arif kimdir? Derviş'e demiş ki, derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel adam anlatan edebiyatçı. Haliyle anlatan aşık, tebessümüyle örten de Arif'tir demiş. Kıymetli başkanım, çok teşekkür ediyorum. Katkı sundunuz. Değerli bilgilerinizi söylediniz. Korkusuz başkana buradan selam olsun. Amacımız bir. Çok sağ olun. Bir, çok teşekkür ederim. Yüreğimiz çok bir. Konuşacak çok şeyler var. İnşallah daha sonra da bunlara devam ederiz. Yüzlerce, binlerce sorular var, cevaplar var bizde. Sizin aklınıza gelmeyecek şeyler var. İnşallah başka programlarla beraber bunları dile getireceğiz. Halkımızın yanında olacağız. Türkiye halkının yanında olacağız. Ne olursa olsun buralar doludur. Yani vefasızlıklar bitmiyor. Bunları söylemeye devam edeceğiz. İnşallah zamanı geldiğinde bunları söylemeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun değerli kardeşim. Bu şekilde gitmiyor. Türkiye'yi kurtarmak lazım. İnşallah kurtaracağız. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti... Bu sıkıntılı günleri beraberce kazanacağız diye düşünüyorum. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun. Evet. Nezdinizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milleti olsun. Hep birlikte kalkınalım. Zenginlik evet. Tabana yayılsın. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Bu program için bize bu duygularınızı, bu yüreğinizi, kapılarınızı bize açtınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Size bol bol şanslar diliyorum. Başkanım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kapatamıyorum. Kardeşim. Başkanım. Bir şey itiraf edebilir miyim? Seninle benim programı kapatmam 10 dakika sürdü. Yemin ediyorum var ya. Helal olsun size. 10 dakikadır kapatamadık. Ama diyorum ya. Başkanım, gönlünüz güzel. Gönlünüz Nusaybin'e, Mardin'e ışık tuttu. İnşallah böyle devam eder. Biz nasıl halkımıza gönül verdiysek, ışık olmuşsak, siz de bu değerli siyasetçilere, bu yüreğimizi kapatanlar, bu kapımızı kapatanlar, bu yolumuzu kapatanlar, bu ambargoyu bize verenlere kapı ve ışık oluyorsanız Allah sizlerden razı olsun. İnşallah daha iyi olacağına, güzel yerlere, biz de sizi güzel yerlerde görmek istiyoruz. Televizyon kanalları sahibi olacak. İnşallah bir gün sizi RTÜK Başkanı olarak bize görmek istiyoruz. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Başkanım o, yani. O sizin gönlünüzün güzelliği. Çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi hakkın, haklının ve halkın yanındayız. Bundan şüpheniz olmasın, endişeniz olmasın. Nusaybin'e tekrar selamlarımı iletiyorum. Kapatıyoruz bak bu sefer girmek oluyor. Nusaybin'e selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Destek verdiniz. Sonuna kadar yüreğe atan er meydanda takdir yüce Türk milletinindir. Takdir sizlerindir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim.